İyi akşamlar. Gündem Özel'de özel bir yayınla, arşiv niteliğindeki bir yayınla bu akşam, bu gece karşınızdayız. Konuklarımız var ve 28 Şubat sürecinde müebbet hapis cezasına mahkum edilen mağdur vatandaşlarımızın öykülerini bu akşam konu alıyoruz. Gündem Özel'de hem mağdur yakınlarını, hem mağdurların avukatlarını, hem de bu konuyla ilgilenen, araştırma yapan isimleri konuk alıyoruz. Stüdyomuzda değerli isimler var. Kimler var? Hemen hızlıca tanıtayım. Avukatlar Hamza Bey ve Mehmet Bey ile bu gece 28 Şubat'taki bu süreçte hangi davalarda neler yaşandı? Kaç kişi şu an cezaevinde ve neyle suçlanıyorlar? Bunları sorgulayacağız. Yine mağdur olan o vatandaşlarımızın 28 Şubat sürecinde müebbet hapisle yargılanan ve davaları, dosyaları karartılan o isimlerin öykülerini dinleyeceğiz. O isimlerden biri de Semiha Hanım. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve bu 28 Şubat sürecinde mağdurların özellikle yaşam öykülerini ve yaşadıkları koşulları araştıran bir isim var. O isim de Kevser Çakırdemir. O da stüdyomuzda. Siz de hoş geldiniz. Siz de bir belgeselle bu süreci bizlere gösterdiniz ve tanıklık ettiniz. Bütün konuklarımızla birlikte bu akşam 28 Şubat özel yayınıyla karşınızdayız. Şimdi önce kaç kişi içeride ve 28 Şubat yaklaşık 20 yıllık bir zaman dilimi geçmesine rağmen bu isimler neden hala içeride, neyle suçlandılar, hangi davalara muhatap oldular? Ne yaşandı? Kısaca bu davaların özelliklerini önce Mehmet Bey sizden öğrenelim. Tabii, teşekkür ediyorum. Öncelikle hem 28 Şubat hem de diğer davalardan dolayı tutuklu olan kişilerin pozisyonlarını gündeme taşıdığınız için öncelikle TVNET ve ailesine teşekkür ediyoruz. Çünkü biz bu davalarda yalnız kaldık, yalnız bırakıldık. Dertlerimizi anlatacağımız merciler maalesef tükendi. Çünkü 28 Şubat 1997 ile başlayan bir süreç değil aslında. Türkiye maalesef her 10 yılda bir darbeye veya darbe girişimine muhatap kalmakta. 27 Mayıs'ta başlayan, 12 Mart'ta devam eden, 12 Eylül'le zirveye çıkan, daha sonra 27 Şubat'ta postmodern bir şekle bürünen darbe süreci sonrasında da devam etti. 27 Nisan E-Muhtırası, Balyoz süreci, 17-25 Aralık süreci ve en son 15 Temmuz darbe girişimi süreci. 28 Şubat davalarına baktığımızda 90'lı yıllarda başlayan bir süreç var. O dönemleri biraz hatırlamakta fayda var. Faili meçhullerin çok yoğun olduğu bir dönem. Turgut Özal'ın, Eşref Bitlis'in öldürüldüğü, Sivas olaylarının yaşandığı, Başbağlar katliamının gerçekleştiği bir dönem. 28 Şubat öncesi 93'lü yıllar. 28 Şubat'ı ben sadece Milli Güvenlik Kurulu'nun 1997 tarihli bildirisinden itibaren başlatmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Öncesinden başlatmak gerekiyor. Türkiye'deki geçmişi bilmemiz açısından, doğru analiz etmek açısından. Bu 90'larda başlayan bu süreçte şu anda yaklaşık 600'e yakın kişi cezaevlerinde hala tutuklu veya hükümlü bulunuyor. Kaç kişi? 600'e yakın. Benim 600. Bizzat ulaştığım 370 kişilik bir liste var elimde. Bu benim ulaşamadığım, başka davalardan da olan insanlar var. Çünkü biz bütün dosyalara bir avukat olarak ulaşamıyorsunuz. Bu insanların dışında davaları devam eden, hala yurt dışında muhacir pozisyonda olan, hicret etmek zorunda kalan insanlar var. Çünkü 28 Şubat döneminde olağanüstü bir yargı vardı. Devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Askeri hakimlerin bulunduğu devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Sonra bu mahkemeler biliyorsunuz sıkı yönetim mahkemelerinin uzantısı olarak kurulmuştu. Özel yetkili mahkemelere dönüştürüldü. Özel yetkili ağır ceza mahkemesi oldu. Sonra terör mahkemeleri şeklinde, adı terör olmasa da CMK 250'ye göre kurulmuş özel yetkili ağır ceza mahkemeleri ismiyle devam etti bu süreçler ve o dönemde 28 Şubat daha çok toplumun dindar kesimlerine yapılmış bir darbe girişimiydi. Ve bir taraftan okullarda başörtülü öğrenciler, başörtülü kamu personelleri veya eşleri başörtülü olduğu için işten çıkartılan insanlar olduğu gibi toplumsal en ufak bir olayda bütün bu yapılanlar veya faili meçhuller İslami kişilere ve camialara mal edildi.
Şu an cezaevinde bulunan ve sizin tespit ettiğiniz bu 600 küsür insan bu gerekçeyle mi hala içeride? Şimdi ya da sınıflandırmayla. Sınıflandırma şu: yasa dışı silahlı terör örgütü üyesi olmak ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek. Bu Türk Ceza Kanunu'nda, eski Türk Ceza Kanunu 146. maddesiydi. Daha sonra yeni ceza kanunu 309. maddeye dönüştü. Bu eskiden idam cezası vardı bizim ceza sistemimizde. İdamla karşılık bulan bir cezaydı. Yani 3 kişi bir araya gelip herhangi bir eylem yapmış ise veya bir eylemle suçlanıyor idiyse onlar doğrudan anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla idam cezasıyla yargılandılar. Veya kimine idam verildi, kimine de ömür boyu hapis cezaları verildi. Dolayısıyla idam cezası verilenler ceza kanunundaki 2005 yılında yapılan yasal değişiklikler sonrasında bu cezalar ağırlaştırılmış müebbet hapise, yani ömür boyu ağırlaştırılmış hapise, doğrudan idam değil de müebbet hapis alanlarda normal ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kaldılar. Ve bu kişilerin 93'ten, 95'ten, 97'lerden başlayan davaları aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen hala tahliye edilmemelerinin sebebi de ceza sistemimizdeki bu çarpıklık. Siz kaç yıldır takip ediyorsunuz? Ben aslında ben 28 Şubat başladığımda üniversite öğrencisiydim. Yani 1997 yılında bir üniversite öğrencisi olarak başladım. Daha sonra stajyer avukat olarak da takip ettim. Sonra askerde Emasya eğitimi gördüm. Emasya protokollerinin olduğu 28 Şubat'la özdeşleşen bir dönemdi ve 98'den beri de avukat olarak bizzat takip ediyorum. 28 Şubat hem siyasi kimlikli dindar Müslüman kişilerin avukatlığını yapmaya çalışıyorum. Ve onların dertlerini gündeme taşımaya çalışıyorum. Çünkü bu kişiler toplumun belli kesimleri dışında, kendi yapısal arkadaşlıkları ve aileleri dışında toplumun büyük bir kesiminden kopuk halde yaşıyorlar. Çünkü insanlar onların dertlerini bilmiyor, gündemlerini bilmiyor, unutuluyorlar, unutturuluyorlar. Yani Kevser Hanım'ın belgeseli bu açıdan önemli. Unutulan, unutturulmaya çalışılan bu insanları bizim hatırlamamız gerekiyor. Çünkü aslında davaları da yeniden yargılanmaları gerekiyor. Çünkü en basitinden bir Sivas davasını düşünün. Şimdi o davalara tek tek geleceğim ama ben şimdi bu insanların kaç yıldır içeride oldukları, neyle suçlandıklarını özellikle öğrenmek isterim. Yani o 300 tespit ettiğiniz insanların ömür boyu hapis cezası. Yani şu anda bulunan, içeride bulunan herkes 90'lı yıllardan beri tutuklu olan bütün tutuklu ve hükümlüler, yani özellikle hükümlüler anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüsten dolayı ya idam cezasının karşılığı olan ağırlaştırılmış müebbet hapis ya da doğrudan müebbet hapis cezası aldılar ve bunun infazını yaşıyorlar şu anda. Bunların infazı da infaz sistemindeki değişikliklerden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar, eski karşılığı idam olan 36 yıl katıksız hapis cezasıyla eşdeğer. Ömür boyu hapis cezası alan kişilerse bilfiil 30 yıl cezaevinde kalmak zorunda. Dolayısıyla 30 yıl cezaevinde kalan bir kişi açık cezaevine çıkamıyor. Tek kişilik, iki kişilik veya üçer kişilik hücrelerde, genellikle F tipi hücrelerde kalıyorlar. Cezaevleri genelde şehrin dışında ve kimselerin ulaşamadığı, özellikle ailelerin oraya pek çok mağduriyet var. O koşulları yaşıyorlar. Da konuşacağız ama ben bir Semiha Hanım'a döneyim. O cezaevinde şu an değerli seyirciler bulunan, mağdur olarak bulunan isimlerden biri de Yasin Demir. Yasin Demir'in eşi Semiha Hanım. Kaç yıldır cezaevinde ve neyle suçlandı Yasin Bey? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Televizyonunuza da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sesimize ses oldunuz. Ben eşim 2000 yılının Ekim ayında, 16 yıl oldu. Bitmek üzere 16. yılımız. Bir gece yarısı evime, yani inanılmaz büyük bir baskın düzenlendi. O kadar büyüktü ki sanki evde 100 terörist var. 100 kişilik bir terörist grubu evin içinde ki bunlar o şekilde gece saat 3'te
hukuksuz bir şekilde evime baskın düzenlediler. Eşimi yatağından alıp direkt gözaltına götürdüler. O gözaltı dediğimiz süreçte inanılmaz, akla hayale gelmeyen işkence. Yani tabiri caizse ölümle karşı karşıya getiriyorlar. 15 günden fazla, bir aya yakın eşimden haber alamadık. Daha sonra duyduk ki Erzurum cezaevine götürmüşler. Benim evim de o zaman İstanbul'da. Yani evimde o gün, o gece o kadar dehşetler yaşandı ki, ya benim zaten hamileydim son kızımda. 3 ay sonra doğdu. Öbür kızım 2 yaşında, öbürü 4 yaşında. 2 yaşında olan o kadar, ikisi de dehşetle uyanmıştılar ki evin içinde de silahlı adamlar, yüzü yüzü kapalı insanlar böyle yatak odasının kapısını kırdılar. O camlar yatağın üzerine hepsi döküldü. Biz yatağımızda nasıl fırladık? Yani neymiş ki işte benim eşimin Müslüman olduğunu, mütedeyyin bir insan olduğunu bir yerlerden gözlerine kestirmişler. Sanki yani ne yapmış, ülkeyi yıkmış. O şekilde gece o kadar büyük bir baskın oldu ki, yani benim çocuğum yatağından kalkmıştı. O kırılan camlara basmıştı ki ayağında oluk oluk kanlar akıyordu ve ben bunun farkında değildim. Hamilenin verdiği şeyle o gece nasıl bir uykuya dalmıştım ki o büyük dehşetin verdiği şeyle bütün hepimiz uyandık ve eşimi tuttukları gibi elini gözünü bağlayarak evin içinden alıp götürdüler. Ondan sonra Erzurum demiştik, Erzurum cezaevine. Daha sonra Bolu'ya götürdüler. Ben de hani Erzurum bizim Ağrı'ya daha yakındır. Oraya evi götürmek zorunda kaldık, yanına gidip gelmek için. Derken cezaevinde ağır bir hastalığa yakalandı. Hepatit B hastalığına yakalandı. Bu cezaevleri, cezaevinin verdiği şartlardan dolayı bu ağırlaştı. Kronikleşti ve şu anda da ikinci bir hastalık daha eklenmiş. Buna da delta süper enfeksiyon diyorlar sanırım. Daha ağır bir hastalık. Ve bu şekilde cezaevlerinden dolaşmaya başladık. Artık Bolu'ya geldi. Bolu'da artık biz senede bir kere görüşmeye gelebiliyorduk. Çocuklar ufak. Ondan sonra bir de duyduk Ankara, Sincan cezaevine götürmüşler. Bu sefer biz artık evimizi tekrar İstanbul'a getirmek zorunda kaldık ki yanına gidip gelelim. Hastalığının verdiği şeyden dolayı biz sürekli, eşim yalnız kaldığı için biz hep yanına gidip gelmek zorundaydık. Yani biz gitmeseydik, eşim diyordu ben insan yüzü unutuyordum, insanlarla konuşmayı unutuyordum. Hep yalnız, yani 16 yıldır hep yalnız bir odada kalıyor. Yani hastalığının vermiş olduğundan dolayı, yani o nedenden dolayı. O şekilde biz git gel yaptık. Ondan sonra duyduk ki Silivri F-tipi cezaevine gelmiş. Oradan iyi oldu, hani sevindik, sanki hani eve gelmiş gibi sevindik. Yani çünkü bu mağduriyetler yetmezmiş gibi, eşimize ağır muhabbet verdikleri yetmezmiş gibi, bir de bizden çok ötelere atıyorlar. Yani gidiş gelişlerimiz zaten zindanın ikisi olarak katlanıyor. Gidiş gelişler o kadar zor ki, yani bir yaşayan bir randı şu anda ne anlasam da faydasız. Anlattıklarınızı kafamda canlandırmaya evet, çalıştım yani aslında. Yani o çocuklarla, üç tane küçük çocuklarla, evet, üç tane küçük çocukla git gel, işte maddi manevi çok zorluklarla, yani yeri geldi baba oldum, yeri geldi anne oldum. Artık bu çocuklarla ayakta durmam gerektiğini anladım. Yani oturup da ağlamamın bir anlamı yoktu. Bu çocuklarla, bu çocukları büyütmem lazımdı. Eşimi orada yalnız bırakmamam lazımdı. Çünkü ben biliyorum eşim, yani mütedeyyin bir insan, Müslüman olduğu için, İslam'ı yaşayıp yaşatmak için elinden geleni yapıyordu. Bazı zalim zorbaların zoruna gitti ve onu o şekilde alıp yani inanılmaz işkencelerden geçirdiler ki ağır muhabbet versinler diye. Yani işlemediği suçu yapmış gibi göstersinler diye, yani akla hayale alınmayacak işkencelerden geçti. Ve bu şekilde biz dedik işte Silivri'de biraz iyi oldu. Silivri'ye geldi, yanına gidiyorduk. Çünkü hastalığından dolayı çamaşırını yıkayamıyor, deterjanlı yerlere falan giremiyor. Ben gidip geliyordum her hafta, yani canımızı dişimize takarak yanına gidip geliyoruz ki çamaşırını eve getirip yıkamam için. Tabii bazı işte rengi böyleymiş, renk konusunda işte sayı olarak alıyorlar içeriye. İşte bu kadar getirmişsin, geçen bayram görüşüne gittim Edirne'de, şimdi de. Edirne'ye götürdük. Eşim dedi işte ben rahatsızlığımı biliyorlar, sen biraz çamaşır getir. Hani bir de o şartlar altında hani bu kadar ağır hasta bir insan nasıl yaşayabilir? Hala bu anlattığınız kötü muameleler var mı? Yani ben işte geçen gittim, bayram görüşüne gittim. Eşim dedi ben rahatsızım, bana çamaşır getir, götürdüm. İşte hanımefendi ben sadece iç çamaşır alabilirim. Ya dedim eşim hastadır içeride, en azından bir tane havlu versem olmaz mı? Hayır dedi, veremezsin dedi. Getir postaya ver gönder.
Dedim hani bir tane havludan ne çıkar ki? Hayır dedi. Dedim hani uğraşmayayım. Bıraktım çamaşırlarını aldım içime sine. Yani bastırdık içimize o acıları bu yıla kadar bastırdığımız gibi. Tabii çocuklar büyüdü. Tabii elhamdülillah kızlar büyüdü yani. Küçükken çok çok zorluklar çekiyorduk yani. Ben kendi kendime yani insanlara da soruyorum. Ya Rabbi diyorum bu bize çektirilen bu revalar neden? Hani Müslüman olduğumuz için bu kadar eziyet mi çekmemiz lazımdı? Gerçekten biz İsrail'de mi yaşıyoruz acaba? Hani Müslümanım dediği için insanları topluma kazandırmak için sen yarış vereceksin, uğraşacaksın. İsmin terörist çıkacak ve seni alıp zindana atacaklar, unutulanlar arasına atılacak. Hangi dava? Sizin bu 28 Şubat'ın uzantısı diyebiliriz yani. O şekilde o dönemlerde zaten 2000'li yılların sonlarındaydı. O dönemlerde çok insanlar yakalanıp zindanlara atılıyordu, işkenceler görüyordu. Şimdi Kevser Hanım siz bir belgesel hazırladınız. Yine daha önce de ikna odalarını hazırlamıştınız. Orada da yine unutturulan ya da unutturulmaya çalışılan pek çok insanın hayat hikayesini bizlere hatırlatma en azından gösterme anlamında çok önemli bir kaynak oluşturmuştunuz. Şimdi böyle bir kaynak için yola çıktınız. Siz kimlerle görüştünüz? Bu belgeselde neyle karşılaştınız hazırlarken? Şimdi daha önce sizin de söylediğiniz gibi ikna odaları sürecinde de zaten biz 28 Şubat konusuna yoğunlaşmıştık. Tabii 28 Şubat dediğimiz olay sadece Sincan'da tankların yürütülmesi olayı meselesi değil. Mehmet Alagöz ağabeyimizin de bahsettiği gibi süreç 90'ların başında başlıyor. Ve işte 2010'lara kadar sürüyor. Hatta yeni darbe teşebbüsüyle görüldüğü üzere hala bunun heveslileri mevcut. Şimdi biz dedik ki yani 28 Şubat süreci üzerine çok fazla yapılan bir çalışma yok. Biz ikna odalarında da bunu fark ettik. Orada başörtüsü yasakları kısmına değinmiştik. Ancak yasaklamaların kalktığı bir dönemde şöyle bir rehavetin olduğunu fark ettik. Sanki 28 Şubat bitti. Kemalizmle aramızdaki mesafe kalktı. Ve artık o konulara çok fazla dönüş yapılmasının bir gereği yok gibi bir algı oluşturuldu. Oysa 28 Şubat içeride devam ediyor. Bugün yani henüz sayı net olarak bilmediğimiz bir sayı söz konusu. 600 kişiye yakın içeride insan tutsak. Ve bunlarla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını gördük üzülerek. Etrafımızda aileler var. İşte benim Buket Düvenci ablamız var, tanıyoruz. Etrafımızda mağdur kimlikli kişiler var. Ve bunların tek suçu dindar kimlikli olmaları. Bir dönem 28 Şubat sürecinde işte mesela evlerinde tefsir dersi yapıyor insanlar değil mi? Bugün mesela bu en doğal şeylerden bir tanesidir. Ben evime istediğim insanı çağırırım ve istediğim kitabı okuyabilirim, istediğim tefsir çalışma yapabilirim. Buna Kur'an da dahildir ya da başka kitaplar da dahildir. Buna müdahale etmenin, devletin buna müdahale hakkı yoktur. Oysa öyle bir süreçten geçiliyordu ki 28 Şubat döneminde insanlar evlerinde tefsir dersi yaptığı için İşte 3 kişi 5 kişi toplandığı için çok ciddi yasaklarla muhatap oldular. Yani 28 Şubat dönemi o yüzden gerçekten çok vahim sonuçlara yol açtı. Ama gelinen noktada aslında 28 Şubat'ın birçok alanda aşıldığını görüyoruz. İşte yasaklamalar, mecliste başörtülü vekiller girdi. Birçok alanda bunlar aşıldı. Ama son olarak artık son 28 Şubat'ın son kalesini de düşürmek istiyoruz inşallah. Bu da cezaevindeki mahkum insanların salıverilmesi yönünde. Yani daha doğrusu yeniden yargılanma yollarının açılması yönünde. Biz de biraz bu belgeselle peki, bunu belgelemek, bunu kimlerle görüşme imkanı buldun ya da görüşebildin? Neler var ben, belgeselde? Ben belgeselde 17 kişiyle Derdest görüştüm. Derdest değil mi ismi? Derdest belgeselimizin ismi. İnşallah 24 Eylül'de yani önümüzdeki cumartesi günü saat 19'da Ali Emiri Kültür Merkezi'nde de bir gösterim yapacağız. İlk gösterimimiz. Şimdi belgeselimizde biz 17 kişiyle görüştük. Bunlardan 4'ü konuyla birebir ilgilenmiş avukatlar. Yine mağdur aileler, yani ki içeride bulunan mahkumların aileleri. Ve bir dönem sanık sandalyesine oturmuş olanlar var belgeselimizde. Hepsi kendi zaviyesinden olayları anlatıyor. Çeşitli davalar konu ediniliyor. Biraz biz bu süreçten bahsetmek istedik. Bu bağlamda da çok iyi bir arşiv çalışmamız var. İnşallah seyretmek durumunda olanlar da bunu fark edecektir. Sadece 3 aya yakın Büşra Üney arkadaşımız ve yapım ekibi arkadaşlarımız yani bizzat gazete arşivi taradılar.
Dolayısıyla iyi bir arşiv çalışmasının ürünü olduğunu düşünüyoruz. İyi bir belge olduğunu düşünüyoruz. Yani belgeselimizi bu bağlamda yani belgelediğimizi, konuyu peki, anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Şimdi Hamza Uçan'la devam edeceğim. Hı-hı. Şimdi bu 28 Şubat mağdurları dediğimiz, hı-hı, 600 kadar insan hangi davalarla karşı karşıyalar? Şimdi bildiğim kadarıyla bir Sivas davası var. Hı-hı. Bir İbdaci var, evet. Bir de Noel Baba davası var. Bir de galiba Hizbullah davası mı var? Yoksa şimdi iddia özelinde Hizbullah belirttiğiniz davalar var. Yani Salih Mirzabeyoğlu'nun ana davası var. Metris ve Bandırma olmak üzere iki isyan davası var. Bunun dışında yani küçük küçük oluşturulan, yani terörle mücadele, dönemin terörle mücadelesi tarafından oluşturulan küçük küçük gruplarla ilgili bireysel davalar söz konusu. Yani yüze yakın insanla ilgili bir süreç söz konusu burada. Yani bireysel açılmış süreçlerde var mı, yoksa hepsi dava, yani bu dava adı altında mı? Şimdi normal şartlarda en kötü ihtimalle örgüt üyeliği bağlamında cezalandırılması gereken dosyalar küçük gruplar oluşturulmak suretiyle, yani 3 kişiyi bir araya getirmek suretiyle örgüt kılıfına sokuluyor. Bu neden yapılıyor? Bu neden yapılıyor? Üstadın söylediği gibi 146'yı birden anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs etmek kısmına sokmak suretiyle, çünkü o suçun şeyi, cezası sabit, direkt idam olmazsa ağırlaştırılmış müebbet. Fakat burada şöyle bir durum var. Yani 28 Şubat mağdurlarının neredeyse tamamına yakını anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs etmek sebebiyle sorgulanmış, yargılanmış ve cezalandırılmış. Burada Türk hukukunda yazılı hukuk metinlerinin tamamına mevzuat ismi veriliyor. En tepede anayasa, onun altında kanun, onun altında tüzük ve en nihayetinde yönetmelik olmak üzere başlıca yasal düzenlemeler bunlar. Bunların işleyişi normları hiyerarşisi olarak belirtilen sisteme tabi. Yani bir norm varlığının üzerinde aykırılık oluşturamayacağı başka bir norma bağlı. İşte bir yönetmelik bir tüzüğe aykırı olamıyor, bir tüzük bir kanuna, bir kanun bir anayasaya aykırı olamıyor. Burada sorulacak en temel soru şu: Türkiye'de bir anayasa varlığını neye borçlu? Yani Türkiye'de bir anayasa neye aykırı olamaz? Yani bu 28 Şubat mağdurlarının mahkum hallerini, çektikleri çileleri anlayabilmek için, yani kurumsal manada bunlara değinmek gerekiyor. Yani cezalandırma mantığı bu şekilde ortaya çıkacak. Biz de bir anayasanın varlığını millet iradesinin varlığına bağlamak hayalcilik olur. Anayasal tecrübelerimiz bunun en büyük ispatı. Burada şu an bildiğim kadarıyla Anayasa Mahkemesi'ne de galiba başvurulamıyor. Oraya geleceğim birazdan da. Bizde mevcut ve ondan önceki anayasa darbe dönemi ürünü anayasaları. Yani millet iradesine dayanan anayasalar değil. Bizde ne zaman milletin kendine ait bir anayasası olsun, milli bir anayasamız olsun şeklinde bir düşünce dile getirilse, çok güçlü bir şekilde engelleme mahiyetinde bu meclisin anayasa yapma yetkisi yoktur, zira kurucu meclis sıfatına sahip değildir şeklinde bir refleksle karşılaşıyoruz. Fakat mevcut ve ondan önceki anayasa, dediğim gibi, darbe ürünü bir anayasa. Yani burada 28 Şubat mağdurlarını cezalandıran mantık, cuntacıların iradesini bu milletin iradesinin üzerinde gören bir sistem. Halihazırda yani 1982 anayasasının darbe ürünü bir anayasa olması, çok açık bir şekilde olağan değil, olağanüstü bir hukuk sistemiyle yönetildiğimizi göstermektedir. 28 Şubat peki, mağdurları ise olağanüstü bir hukuk sisteminin uygulandığı dönemde olağanüstü hukuk şartlarında yargılanmıştır. Peki. Yani sırtlarındaki hukuksuzluk katmerli. Katmerli oluşunun çok basit bir şekilde iki nedeni var. Bunlardan ilki, Anadolu'nun manevi değerleriyle problemli olan ve milli irade üzerinde tahakküm kurmak isteyen vesayet makamına karşı gençliklerin hayatlarını feda edecek nitelikte bir mücadele yürütmüş olmaları. İkincisi ve çok daha önemlisi, bu vesayet makamına karşı yürüttükleri mücadelede tam anlamıyla Müslüman kimliklerini ön plana çıkartmaları. O halde seçilmiş olan insanlar üzerinden aynı zamanda toplumu cezalandırma fikri var. Bütün darbelerin temel mantığı bu. Topluma işte bir balans ayarı vermek, dikkate toplumun dikkatini çekmek, hani milletin belirli alanlara, yasaklı bölgelere gelişini engel olmak gibi. Bu Menderes döneminden beri bu böyle. Aslında bu özgürlükle ilgili bir durum. Mesela dünyadaki Müslümanların genel ahvaline bakmak durumunda da bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani nasıl? Batı sürekli insan haklarından, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden, özgürlükten bahsediyor. Evrensel hukukun doğumu, gelişimi noktasında yerel ve bölgesel nitelikli imza attığı bazı hukuk metinleriyle de övünüyor.
İnsanın sırf insan olması hasebiyle doğuştan sahip olduğu bazı temel hak ve hürriyetlerini bu metinler vasıtasıyla yazılı hale getirmekle övünüyor. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın tüm dünya insanları üzerinde ve eşit oranda uygulanacağını da söylüyor ama sadece söylüyor. Peki. Şey durumu söz konusu, Batı özellikle son iki asırda Müslümanlara yönelik katliamları göz önüne alındığında rahat bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Batı kendini özgür hissedebilmek için, Batı kendine ait özgürlük sisteminin temellerini Müslümanları köleleştirmek istediği noktaya atıyor. Bu sebeple kendi özgürlüğünün başlangıcını İslam coğrafyasının özgürlüğünü ihlal ettiği noktaya Peki. taşımış. Birazdan hem bu 28 Şubat sürecinde bu mağdurların mağdur edilmesine neden olanları hem konuşalım hem de Seni Hanım'dan yine Kevser Hanım'dan bu süreçte bu öyküleri daha derinlemesine dinleyeceğiz birazdan kısa bir aranın ardından. ...28 Şubat sürecinde müebbete mahkum edilen insanların hayat öyküsünü ve yaşadıkları süreci konu aldığımız Gündem Özel devam ediyor. Az önce tabii hem bu dava süreçlerinde kaç kişi şu an cezaevinde yaklaşık 15-20 yıllık süreçte kim neyle karşılaştı buna değindik. Şimdi ikinci bölümde Semih Hanım siz şunu anlatır mısınız bize? Yaşadığınız o geceyi anlattınız ve... Evet. Cezaevlerinde Yasin Demir'in az çok neyle karşı karşıya kaldığını anlattınız. Bir de bu 15-16 senelik süreçte, dava süreçlerinde neyle karşılaştınız? Örneğin bir ay haber alamadık dediniz. Ardından süreç nasıl devam etti? Biz daha sonra yani tabii o dönem gözaltı dönemiydi. Haber hiçbir şekilde alamadım. Çünkü hamileydim, sıkıntılıydık. Geldik işte... Hani evimizi falan paramparça etmiştiler zaten. O gece girdiklerinde kapı pencere bırakmamıştılar zaten. Her yer paramparçaydı. İşte abim geldi beni evden aldı götürdü evine. Evinde kalmak zorunda kaldık. Ama ne telefon var ne kendisinden bir haber var. Yani ya öldü diyoruz ya kaldı yani. Bir şekilde bize bir haber gelecek. Ya öldüğünden bahsedecekler ya da işte bir yerde çıkacak önümüze. O şekilde bir gün duydum ki Erzurum cezaevine atmışlar. Evet. Oradan da işte zaten hani bir tanıdığımız anlatıyordu. Diyordu vallahi diyordu ben ya seni kesinlikle diyordu tanımamışım. Cezaevine o da o dönem cezaevindeymiş. Diyor işte getirdiler odaya bir genci attılar ama ben demişim ki Allah Allah demişim. Ya bu yani bu kadar zalimane olunmaz bunu bu hale kim getirdi? İki gün üç gün geçmiş ondan sonra kendine gelmiş ve onun eşim olduğunu tanımış. Hani Allah'ım demiş yani bu Yasin midir bu hale gelmiş? O kadar ki ağır işkenceler altında kalmış. O şekilde alınıp cezaevine atılıyor. Ondan sonra işte süreç daha artık devam etti. İlk duruşma ne kadar süre sonra? İlk duruşma zaten bir iki ay sonra duruşmaya başladılar. Ama ben hamileydim diye gidemiyordum yanına. Duruşmalara hiçbirine katılmadım. Şu ana kadar hiçbirine? Hiçbirine katılmadım bilmiyordum. Çünkü çocuklar da ufaktı ya. Her iki kız ufaktı. Bir daha doğuma çok az vardı. Yollara falan çıkamıyordum. Bir de çok kötü bir şekilde korkmuştu benim ortancı kızım. Yani beni tanımıyordu. Geceleri hep aynı saatte kalkardı, koşardı kapıya babacığım, babacığım gel, babacığım gel. Hatta polisler bizim evde 4 gün boyunca kaldılar. Yemek yapıyordular, iş yapıyordular kendilerine. Benimle alaylı konuşuyordular işte, bak Allah seni imtihan ediyor, selavat getir, selavat getir. Kalk çocuklarına bak, bak işte görüyor musun eşin ne yaptı? Ben dedim eşim ne yapmış ki yani size? Yani bir şey mi yaptı acaba? Sen bilmezsin, sen bilmezsin. İşte sizin evinizde 4 gün mü kaldılar? 4 gün boyunca bizim evde kaldılar. Ne i̇şte, hakla neden kaldılar? Evde işte dur bakalım buraya kim gelecek? Kim gelmeyecek? Benim abim geldi, beni almaya geldi. Orada abimi tutukladılar. İşte örgüt adamları geldi diye birbirlerine haber veriyordular. Abim dedi ya dedi siz beni aradınız. Ben abimi arattım onlara. Dedim işte abim gelsin beni alsın. Hani bu şeyde. O şekilde abimin içeri gelmesiyle abimi tutukladılar. Ellerine kelepçe vurdular. 4 gündür bizim yanımızda kalıyorlar. Yatıp kalkıyorlar. Bırakmıyorlar. Beni cama yaklaştırmıyorlar. Yani bir perdeyi bile çekmeme izin vermiyorlar. Çık o tarafa. Yani bazıları böyle iyi davranıyor. Bazıları kötü davranıyorlar.
Ben işte içeride işte yemek getiriyorlar, çay getiriyor. Çocuğum gece yarısı uyanmış, etrafına bakıyor. Evde yürüyen polislere işte bilmiyor ya. Sanki babasıdır orada yürüyor. Babacığım böyle arkasına koşuyor. Polis böyle ters bir tavırla ona bakınca korktu, hemen geldi çocuk yanıma. Çünkü gece 3'te uyanmış, gelmişler. Gece 3'te evde sofra kurmuşlar. Birbirlerine işte haber veriyorlar. İşte başardık, birbirlerine şey çakıyorlar işte. Bilmiyor, bu şekilde çocuğa işte kola uzatıyorlar, ağlar iç falan. Çocuk korktu, bana sarıldı hani gece yarısı saat 3'te eve gelmiş bazı caniler. Evde sofra kurmuşlar, birbirleriyle şakalaşıp duruyorlar. Evde her yer paramparça, camlar yerlerdedir. Yani düşün, çocuğumun ayağı kanıyor, ben görmemişim. Polis diyor çocuğun ayağında kan geliyor, bak. Kalk sen ona bak, yani ağlamana gerek yok falan. Ya diyorum, siz niye benim evimde kalıyorsunuz? Neden 4 gün boyunca ben sizinle yaşamak istemiyorum? Beni gönderin, ben gitmek istiyorum. Ya ne yapacaksın işte, biz senin emniyetiniz, biz senin için buradayız yani. Sen nasıl bizi istemiyorsun? Ayıp yani, ayıp. Hani dalga geçercesine. Tabii biz o zaman o kadar korkmuştuk. Ya benim gibi evine baskın düzenleyen bir arkadaşımız anlatıyor. Yani Allah-u Teala gerçekten bana acımışsa o zaman benim çocuğum sağlıklı bir şekilde doğdu. Arkadaşım aynı o şekilde gece yarısı evine düzenlenmiş. Baskın, bayan doğum yaptı erkek çocuğuna ama o şu anda hem zihinsel hem bedensel engelli doğdu. Kadın çok fena korktuğu için. 4. günün sonunda abim geldi. Abimi işte araştırdılar, sordular. Hakikaten de abisidir işte. 4. günün gece yarısı. Ancak işte bizi bıraktılar. Ondan sonra çekip gittik. Yani dediğim gibi hiç mahkemenin bir sürecine katılmadım. Bir yıl sürdü zaten mahkeme. Ondan sonra bir duyduk ki telefon geldi abime. Yasin'e işte 36 yıl ağır müebbet verilmiş. Niçin verildi? Neden verildi? Bir yılda bitirdi. Bir yılda hemen cezayı kestiler. O zaman tabii yani o zaman şeyle biz bitmiştik yani. Ben artık hayatım bittiğini diyordum, artık hayat bitti benim için. Hani ben bu çocuklarımı nasıl büyüteceğim? O dönem tabii Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yok. Ya da bir üst makama herhalde başvuramıyorsunuz. Özel yetkili mahkemelerden önce DGM'lerde yargılandı. Temyize gönderdiler. DGM'lerde yargılandı. Şu an dahi başvurulamıyor 28 Şubat dosyaları için. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Yani temyize gönderdiler. Peki, yine aynı onaylandı geldi cezası. Hemen peki o 4 günden sonra neden çıktılar? 4 günden sonra işte birbirlerine haber veriyor da zaten onlar telefon konuşmalarını ben odada izliyordum. Bırakmıyordular ben salona bile çıkayım. İşte temiz burası, çıkabiliriz işte, birbirleriyle konuşuyordular. Baktılar ki kimse yok, hakikaten yani öyle bir şey yoktur. Benim abim geldi ya, dediler siz hani niye benim damadımı tutuklamışsınız? O pırıl pırıl ev sahibimiz geldi ya, dedi bu adam çok pırıl pırıl bir insan, bu mütedeyyin bir insan. Ben bu insan kötü olduğunu yani düşünmüyorum. Yok dediler, sen biliyor musun o ne insandır? Abime dediler, abim tabii beni alıp evine götürdü yani. Şimdi az önce Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla ilgili hani o dönem olmadığını söyledik ve Hamza Bey dedi ki hani başvurulamaz geriye dönük. Hı hı. Niye başvurulamıyor? Yani 2010 yılından önceki davalarda başvurulamıyor mu, yoksa başka bir madde mi var anayasa? Şöyle bir madde var. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru 12 Eylül 2010 referandumuyla getirildi. Ve 2 yılda infazı ertelendi. Yani resmi gazetede yayınlandığından itibaren 2 yılda ertelendi. 23 Eylül 2012'ye yanlış hatırlamıyorsam 23 Eylül 2012'ye tekabül ediyor. Ve yasalar resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girerler. Geriye etkili olmazlar. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru geriye dönük yapılmış olsaydı Cumhuriyet tarihindeki bütün yargılamaların yeniden görülmeleri ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu yapılacaktı, sağlanacaktı. Dolayısıyla biz bunun hukuken mümkün olmadığını biliyoruz. Fakat ablamızın biraz önce bahsettiği şey, yani karakol kurmak, evde karakol kurmak tabiridir o. Aslında hukuk sisteminde bir yeri yoktur. Ama polis jargonunda, polis gözaltı süresince gözaltına aldığı kişinin evinde karakol kurarak, başka kimseler de var mı, eve gelip gidenler kimler, hem bir delil toplama hem de aslında daha çok sanık toplama amacıyla hareket ederlerdi. Çünkü bir nevi dönemin teknik takibi. Dönemin yargısı. Çünkü dönemde yani şimdi bilim teknoloji geliştikçe artık delillerden sanığa gidiliyor. Ama eskiden sanıktan delil üretilirdi. Yani insanlar dindar kimlikli yakalanırdılar ve onlar herhangi bir suçları yoksa da onlara bir suç ihdas edilirdi. Gözaltı süreleri uzundu.
Yani 15 günlük ve 30 günlük gözaltı süreleri vardı olağanüstü hal bölgelerinde. O halde 30 gün, normal yerde 15 gün. Sonra bu anayasa değişikliği 7 güne düştü. Sonra 4 güne kadar düşmüştü. Şimdi o halde tekrar 30 güne çıktı. Ama bu süreç içerisinde özellikle gözaltı süreci çok ağır bir problemli bir süreçti. Çünkü işkence vardı. Kötü muamele vardı. Yani Filistin askısından, elektrikten, kabadayaktan, coptan bildiğiniz her türlü muamelelerle insanlara zorla suç ihdas edilirdi. Bu 90'lar Türkiye'sindeki, 2000'ler Türkiye'sindeki manzara evet, anlattınız. Evet, 90'lı yıllarda. Mesela Uğur Mumcu 1993 Ocak ayında öldürüldü bir bombalı suikast girişimiyle. Ama Uğur Mumcu'nun katili diye pek çok İslami camia üretildi, pek çok örgüte ihale edildi o her yakalanan kişilere Uğur Mumcu'nun katillerini yakaladık diye kamuoyuna böyle lanse edildi. Hatta benim bizzat gördüğüm davasına da katıldığım bir dosyada kişiler daha önce yakalanmış, emniyette gözaltındalar. Ve daha sonra aradan 4-5 gün geçtikten sonra Uğur Mumcu öldürülmüş. Uğur Mumcu'nun katilleri olsunlar diye onları bu şekilde daha yargılayalım diye gözaltı süreleri tahrif edilerek o kişiler yargılanmaya çalışıldı. Türkiye bu süreçleri yaşadı. Yani insanlara herhangi bir suç ihdas etmek için dindar kimlikli, zaten toplumdan da çok fazla destek alamayacaklar, hemen bir örgüt kurulurdu. Ya hatta bu anlattıklarını biz birkaç yıl önce farklı davalarda da gördük. Yani temin etme ya da delil üretme, evet, ya da bir sepet oluşturma. İşte Ergenekon, Balyoz, o davaların içindeki küçük küçük davalarda gördük. Yine Malatya zirve davası, davası, Umut davası. Yine Ümraniye'de hani Poyrazköy'de bulunanları düşününce burada da böyle bir kumpas, böyle bir tezgah mı oluşturdular? Pek çoğunda vardı. Yani aslında o dönemin o dönemdeki yargılamaların çoğuna baktığımızda şunu görürüz. Örgütlerin çoğu terörle mücadele şubesi tarafından isimlendirilmiştir. Yani mesela örgüt isimleri sayayım. Tevhid Örgütü, Selam Örgütü, Kudüs Ordusu, Tahşiye, İslami Hareket, İslami Hareket Süreci. Yani bir eylemi vardır, başka bir isim bulamamıştır, onunla eylemlenmiş. Bu isimlerin, bu örgüt isimlerinin çoğu terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından kurulmuştur. İnsanlar kendilerini sadece Müslüman, yani Kur'an'da böyle diyor, Allah'a iman eden ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenin daha güzel sözü kim olabilir? İnsanlar sadece kendilerini Müslüman kimliğiyle tanımlarken terörle mücadele ekibi anayasal düzeni değiştirme suçu kapsamına sokmak için hem bir silahlı örgüt üyesi örgüt oluşturmak için en az 3 kişiye ihtiyacı var ve bir eylem isnat ederek de anayasal düzeni değiştirdi. Dolayısıyla buna bir örgüt eylemle beraber ilişkilendirip idam ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya bıraktırılmış insanlar. Ben mesela biraz önce eksik kaldı, onu da söyleyeyim. Şimdi bu davalar hangileriydi? Mesela söylediniz, 28 Şubat davaları. 28 Şubat davaları başörtülü öğrenciler ve kamu personeli, başörtülü kamu personelleriyle başlayan davalardı. Ve bunların en sembol davası el ele davasıdır. El ele davası Türkiye'nin Edirne'sinden Kars'ına, doğusundan batısına kadar bütün insanların el ele tutuşarak bir zincir oluşturdukları tamamen sivil ve tamamen halk tarafından yapılan bir eylem. El ele, evet, el ele eylemi. Bunu bazı başörtülü öğrenciler organize etti ve 1998 yılında, yanlış hatırlamıyorsun, 98-99 yılında gerçekleşti. Bu eylemi organize eden kişiler hakkında İdam cezasıyla dava açıldı. Yine aynı gerekçe mi? Yani aynı gerekçe. Anayasaya, anayasal düzeni devlete değiştirmeye teşebbüs. Yani bunun adı Türk Ceza Kanunu'nun 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesinin birinci bendi. Anayasal düzeni ve bu aslında 2009-11 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet kapsamına bile sokulamazken, çünkü onun cezası çok düşük ve sembolik, buna bile sokulamazken o insanlar ömür boyu hapis cezası ve idam cezasıyla yargılandılar. Hatta bazı gazeteci yazarlar da vardı. Abdurrahman Dilipak, Ekrem Kızıltaş gibi abiler hatırlıyorum. Onlar bile yargılanmıştı. Sonra ondan beraat ettiler. Bir cadı avı oluşturuldu. Tam bir ama bir kumpastı. Yani 28 Şubat'ı yaşayanlar
o anları düşünürlerse çok daha iyi gözlerinde canlanacak. Çünkü insanlar başörtüsü yasağına karşı bir direniş içerisindeydi. Bir, şu anda işte bir terörist liderinin başörtüsü furuattır demesiyle o eylem bir anlamda bir sekteye uğramıştı. Ama öte yandan da yine devam ediyordu. Sürekli devam eden bir zincir vardı. Ve bunu kırmak için daha sonrasında katsayı problemi getirildi. İmam hatiplerin önü kapatıldı. Yani toplum dindar kesimleri ya cezaevlerine ya üniversitelerin dışına, kamuoyunun dışına sürüklenirken, seçilmiş yöneticiler alaşağılı edilirken bankalar hortumlanıyordu. Yöneticiler el değiştiriyordu, yönetimler el değiştiriyordu. Türkiye'de pek çok banka hortumlanmıştı o dönemde. Bunun bedelini hep beraber ödedik. Peki başka hangi davalar vardı? Mesela Sivas davası. Yani Sivas davasını biz hala topluma tam anlatamadık. Bir sürü kişinin öldürüldüğü, katledildiği, yakıldığı diye söylenir. Oysa Sivas dağı olaylarına baktığınızda orada yargılanan ve yakalanıp mahkum edilen kişilerin pek çoğunun Sivas olaylarıyla ilgisi yok. O yoldan geçenler, hatta daha sonra bu olayı görenler bile veya duyanlar bile sanık olarak yakalanıp hüküm almış kişiler veya meyhaneden çıkıp hüküm alan insanlar var bu davalarda. Orada insanlar boğularak ölmesine rağmen hala İslami kimseler tarafından, Müslümanlar tarafından yakıldı diye ilan edilir. Veya kurşun yarasıyla öldürülen insanlar varken, yani orada eylemde bulunan işte Aziz Nesin'in yanındaki kimseler tarafından, bu bile toplumdan çok fazla bilinmez. Mahkemeler çok hızlı kararlar verip Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne giderdi bu tür örgütlü davalar. Yargıtay 9. Ceza Dairesi de Müslüman kimlikli kişilerse onların cezalarını daha az bulup daha fazla Peki. ceza verilmesini isterdi. Şimdi ilk dilimi bitirmek üzereyiz. Bir 6-7 dakikalık süren var. Bu süreyi ben Kevser Hanım'a bırakacağım çünkü ayrılacak aramızdan. Ve o çektiğin belgeselle ilgili bazı detayları öğrenmek isteriz. Özellikle şimdi öyküler var değil mi bu belgeselde? Bu öyküler dışında neler var başka? Şimdi biz tabii ailelerle dediğimiz gibi ve sanık sandalyesine oturanlarla da konuştuk. Ailelerle konuşmamız açıkçası gerçekten acı hikayeleri de beraberinde getirdi. Mesela 23 yıldır, 24 yıldır işte eşinden, çocuğundan, kardeşinden uzak olan aileler var. Mesela biz bir görüştüğümüz bayanlardan bir tanesi Zeynep Şat Durmaz. Şat, Ahmet Şat erkek kardeşi oluyor. Abdüsselam Durmaz da eşinin erkek kardeşi oluyor. Ve ikisi 19 ve 20 yaşlarında bir örgüt ismi uydurularak kendilerine bir örgüt isnat edilerek yakalanmışlar ve yanlış bilmiyorsam 23 yıldır içerideler. Mesela o bir şey anlatmıştı ve gerçekten hani ben mesela çekimlerde de etkilenmiştim. Dedi ki bizim işte annemiz vefat etti. Yanlış hatırlamıyorsam kayınvalidesi. Dedik ki Abdüsselam Durmaz'ı hani bir günde olsa en azından cenazeye gelmesini istiyoruz. Çünkü annedir. Yani hani zaten 20 küsur yıllık bir ayrılık söz konusu. Bir de çok zaten uzun yıllarda annesi bundan dolayı ciddi rahatsızlıklar geçirmiş. Mesela buna yönetim müsaade etmemiş. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani zaten suçsuz yere çok komik sebeplerle çok ağır cezalarla muhatap oluyorsunuz. Ve annenizin en basitinden bir cenazesine bile izin alamıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar ağır hikayelerdir. Bunun yanında trajikomik olaylar da var. Yine Selahattin Eş abimiz Umut davasından bir dönem yargılanmış. Kendisi bahsediyor ve gerçekten trajikomik bir olay. Mesela kendisi yurt dışına iltica etmek durumunda kalıyor. Ardından bir gün haber geliyor. Diyorlar ki işte Selahattin Eş Türkiye'ye gelmiş. İşte araştırmalar yapılıyor. Ne oluyor? Gidiyorlar amcasını buluyorlar. Oysa amcası içkici bir insan. Yani kendi deyimiyle ifade edecek olursak. 3-4 gün falaka yatırıyorlar. İşkencelerden geçiriyorlar. Artık o kadar yoruluyor ve bakıyor ki ya bana bir rakı getirin de ben de içeyim deyince bu adamın Selahattin Eş'le bir alakası yok diyerek onu serbest bırakmak zorunda bırakıyorlar. Selahattin abi de bunu şöyle ifade etmişti.
yani bir rakıcı amcam bile bu anlamda bir kefaret ödedi. Dolayısıyla Müslümanların yani sadece görünürde Müslüman olmaları, yani kimlikleri bir sürü gerçekten trajikomik ya da ne? Dramatik olaylara yani sebep oluyor. Bütün hepsinin bir ortak özelliği var mı? Bütün hepsinin, ya bütün davalarda şunu gördük biz. Aynı şekilde, aynı mantıkla işletiliyor. Önce bir örgüt yaftalaması mevcut. Zaten şubelerde kuruluyor bu örgütler. Daha önce Mehmet Alagöz abimizin de ifade ettiği gibi. Şubelerde örgüt isimleri oluşturulduktan sonra insanlar toplanıyor. Yani resmen hani toplama bir şekilde bir uydurma örgütler oluşturuluyor. Ve bu örgütler de diyorlar ki siz işte hüküm devleti yıkmak suçunda yargılanacaksınız ve bunlara çok ağırlaştırılmış şeyler veriyorlar. Şu anda 20 yıldır, 23 yıldır, 15 yıldır içeride bulunan insanlar var. Ve ben bir tenakuza işaret etmek isterim ayrılmadan önce. Yani mesela bugün 28 Şubatçılar yargılanıyor. Bugün darbecilerin ve darbeciliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu biz hem 15 Temmuz meselesinde hem 28 Şubat'ta hem 80 darbesinde ve bütün aslında Türkiye tarihi boyunca görmüş ve müşahede etmiş olduk. Ki yani son dönem aslında en yakıcı bir şekilde darbenin ve darbeciliğin ne kadar korkunç bir şey olduğunu bize ispat etmiştir. Ve buna rağmen hala bu insanlar yargılanmıyor. Yani düşünün ki sizi yargılayanlar yargılanıyorlar ama siz içeridesiniz hala. Yani mesela ben 2-3 gün önce bir kişiyle görüştüm bu içerideki mahkumların yakınlarında. Mesela bana dedi ki yani düşünebiliyor musunuz dedi şu anda mesela FETÖ hakim ve savcıları bizim içeride Müslümanlarla yan yana koğuşlarda kalıyor. Yani bu acı bir şey değil mi? Ve onları yargılayan insanlar bunlar. Ben tabii olayı sadece FETÖ örgütüne, terörist örgütüne bağlamak da istemem. Çünkü ondan önce müthiş bir yapılanma var, Kemalizm var. O onun sadece bir şeydir, kuyruğudur belki FETÖ. Ama bu bağlamda bu yani geleneğin bozulması lazım diye düşünüyoruz. Kevser Hanım, yeniden yargılanma yollarının açılması gerekiyor. Ne kadarlık bir belgesel? Ne kadar sürdü? Yani 40 dakikalık bir belgeselimiz. Ve açıkçası belgeselde gerçekten hani hikayelerle insanlar bence etkileneceklerini düşünüyorum. Seyretmelerini tavsiye ediyorum bu bağlamda. Peki cezaevi koşulları ya da cezaevinde şu an mağdur olarak yatan insanlarla görüşmeyi denediniz mi ya da o belgesele katmayı düşündünüz mü? Ya açıkçası o konuda biz avukatlara danışmıştık ama galiba bu Adalet Bakanlığı'ndan ciddi bir hani şey gerektiriyor. Yani izin gerektiriyor. Hatta şöyle söylediler. Yani tabii burada Semiha Hanım da beni doğrulayacaktır. İçeri girmek çok zor bir şey. Yani hani ya mesela başörtünüzdeki iğnenizden işte çorabınıza kadar bir arama söz konusu. Hani bizim kameralarla falan içeri girmemiz bu bağlamda ancak bir izinle söz konusu olabilirdi. Yoksa elbette ki isteriz. Hele de içeride bulunan mahkumlar belki konuşsalar o durumu çok daha bizden çok daha güzel ifade edecekler. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle biz bu tarihe not düşelim. Yani bu durum bu içerideki 28 Şubat'a artık bir şekilde son verilmesi talebini yenileyelim. Peki. Siz bu belgeseli 24 Eylül'de mi göstermeyecek? Fatih'te. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde. Ceza onu hatırlatalım. Saat 19'da. Peki. İnşallah teşekkür ediyoruz. İlk ediyorum. Dilimi geride bırakırken az sonra Buket Hanım stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bülent Düyenci'nin eşi. Yine 28 Şubat sürecinde mağdur isimlerden biri Bülent Düyenci ve eşi burada olacak. Buket Hanım da yaşanan süreci bu özel yayınla paylaşacak. Kısa bir aranın ardından ikinci dilimde devam edeceğiz. TV.net'te değerli seyirciler özel yayınımız sürüyor. Gündem özelde bu akşam 28 Şubat sürecinde müebbet hapis cezasına çarptırılan, mağdur olan vatandaşların hikayelerini, yaşadıkları o süreci konuşuyoruz. Tanıklıklarla ekranlara taşıyoruz. İkinci saat diliminde yine konuklarımızla değerlendiriyoruz. Kimlerle?
Avukatlar Hamza Uçan ve Mehmet Alagöz'de ve mağdur isimlerin eşleri stüdyomuzda konuğumuz. O isimlerden Semiha Demir, Yasin Demir'in eşi ve yeni aramıza katılan Buket Hanım, Buket Düyenci, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Bülent Düyenci'nin eşi. Buket Hanım'a az sonra size söz hakkı vereceğim ama önce bir telefon bağlantımız var. Yine bu süreçte mağdur olan isimlerden biri. Şu an 28 Şubat sürecinde müebbet hapis cezasına çarptırılan isimlerden. Mehmet Selim Özdemir'in nişanlısı Mukaddes Özdemir hattımızda. Mukaddes Hanım, İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Acaba Mehmet Selim Bey ne zaman bu süreçte cezaevinde ve ne kadar süredir cezaevinde, neyle suçlandı, siz neler yaşadınız? Öncelikle bu programı yaptığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 1999 yılında bizim düğünümüze sadece bir hafta kala Nisan ayında tutuklandı. 2000 tarihinde İslami çalışmalarından dolayı gözaltına alındı. Düğün arifesinde yıkılmıştım. Sonrasında günler süren baskı, şiddet, işkenceler ve tehdit sonucunda gözleri bağlanarak işlememiş olduğu suçları işlediğine dair belgeler kendisine zorla imzalattırıldı. Yıllarca hep bir umutla bekledik. Ama sonuçlanamayan mahkemeler 8 yıl sürdü. Yani dile kolay, 8 yıl deyince o kadar rahat geliyor ki her mahkeme ayrı bir umutla gidiyorduk. İşkence altında polis tarafından alınan ifadeler mahkeme heyeti tarafından kabul edilerek nişanlım 13 Şubat 2008 tarihinde müebbet hapse mahkum edildi. İsnat edilen suçlarla yapılan iftiralarla hapse atıldığını, aynı suçlamaların onlarca yüzlerce Müslümana yapıldığını da biliyoruz. Yani sizler de şu an çok daha iyi biliyorsunuz. 28 Şubat mağdurlarının ne kadar çok mağdur edildiğini sizler de şahit oldunuz. Kumpaslar kurulmuş, tezgahlar yapılmış ve sipariş üzerine cezalar kesilmiştir. Bu tür zulümleri Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat yaşamıştır ve bir şiir yüzünden nasıl hapse atıldığını herkes bilir. Bir şey mi soracaksınız? Peki bu kadar geçen bu süreç hemen sonrasında, yani 2008 yılında mı sonuçlandı davası? Evet, 2008 yılında müebbet hapse mahkum edildi. 8 yıl davalar sürdü. Evet, peki neyle suçlandı? Bir dava var mı bu saydığımız davalardan biriyle mi yoksa? Hizbullah davasıyla. Peki siz duruşmalara gittiniz mi, katıldınız mı o duruşmalarda? Evet, ben de katıldım. İşkenceye maruz kaldı mı içeride, ne yaşadı? Tabii zaten bir hafta 10 güne yakın işkence altında kaldı. İşkence altında zaten gözleri bağlanarak işlemediği suçlarla isnat edildi ve zorla imzalattırıldı. Peki siz tabii nişanlıydınız, 1999 evet. yılından bahsediyoruz. Evet. Çok uzun bir zaman geçmiş. Evet, siz kesinlikle. Takipçisi mi oldunuz, beklediniz anladığım kadarıyla? Evet, halen bekliyorum. Cezaevinde resmi nikah kıymak zorunda kaldım. O zor şartlar altında. Görüşebilmek için baba evinde kalıyorum ben. Nişanlım Diyarbakır cezaevinde, ben Hasankeyf'te yaşıyorum. Şu an peki Diyarbakır cezaevinde görüşme imkanı ya da şu anki koşullar hakkında neler söylersiniz? Şu anki koşullar eskiye nazaran çok daha iyi. Eskiden açık görüşümüz bile yoktu. Telefon görüşü yoktu. Çok şükür 15 günde bir görüşe gidip geliyoruz. Yani istersek her hafta, hani ben rahatsızlığımdan dolayı her hafta gidip gelemiyorum. 15 günde bir gidip görüşebiliyorum. Yani şu anki imkanlar eskiye göre daha iyi. Sağlık durumu nasıl şu an? Ya bir dönem böbreklerinden rahatsızdı. Çok şükür şu an iyi. Peki atılabilecek... Yani orada ne kadar iyi olmaz bilinmez ama efendim? Atılabilecek yeni bir adım var mı duruşmayla, davayla ilgili ya yargılama sürecinde? Şu an hiçbir şey yok. Biz mahkeme bittiği için ve cezası onaylandığı için şu an için hiçbir şey yok. Peki. Ama şu an şu bir gerçek, biz bunu araştırdık. Mahkemesinde bulunan iki savcı şu an FETÖ'nün terör örgütü üyesi olduğundan dolayı açığa alındı. Ve Ankara'da, Yargıtay'da cezasını onaylayan hakim şu an cezaevinde. İsmi nedir? İnanın şu an tam aklımda değil ama biz bunları da bizzat ben mektup olarak yazıp Cumhurbaşkanı'na da göndereceğim. Ya daha önce de ben mektup gönderdim. 4 tane mektup gönderdim Cumhurbaşkanımıza. Yani umudumuzu kesmiyoruz. Hiç pişman değilim. Ömür boyu da olsa ben beklemeye devam edeceğim. Ama ben bunun tekrar adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum.
Peki 1999 yılından beri geçen 16-17 yıllık süreçte evet. Siz hakikaten çok eşine az rastlanır, ender rastlanır çok önemli bir duruş ortaya koymuşsunuz. Ümit ediyoruz evet. ki sonuçlanır tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, bu mağduriyet ortadan kalkar. Çok teşekkürler yayına katkı ve aktardığınız bilgiler için. Hiç umudumu yitirmiyorum ve hep Allah'tan bekliyoruz. İnşallah bu günler geçecek, inşallah ferah çıkacağız. Ya yani Allah rızası için bekliyoruz ve inşallah Allah'tan da bekliyoruz. Peki, geçmiş olsun tekrar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Için. Mukaddes Özdemir, değerli seyirciler, 1999 yılından bu yana nişanlısı Mehmet Selim Özdemir için tabii bir yandan çabalıyor. Mehmet Selim Özdemir de 28 Şubat sürecinde müebbete mahkum edilen 600'ün üzerinde insanımızdan biri tespit edilebilen ve yaşadığı sürece dair bilgileri bu şekilde ekranlara yansıttık. Buket Hanım'a hemen ben döneyim. Sizin de hikayeniz benzer aslında, değil mi? Siz neler yaşadınız? Evet. Bizim yaşadığımız olaylar da diğer arkadaşlarımın anlattığı olaylarla birebir örtüşüyor. Eşim Sivas'ta olmamasına rağmen Sivas davasından cezaevinde şu anda. 93'te biliyorsunuz oldu. Aziz Nesin Sivas'a gelmesiyle beraber bu olaylar patlak verdi. Aslında bu olayın Sivaslıların yapmadığını, bunu herkes biliyordu. Çünkü daha önce, birkaç gün önceden Sivas'a gelen insanlar vardı. Yani iki araba insan gelmişti. Sivas'a dağılmışlardı o insanlar. Orada sadece 19 tane şube müdürünün biz gördük demesiyle belli insanlar tutuklandı. Eşim o gün Sivas'ta dahi değildi. Sonradan biz onu, elimizde olan 11 tane resmi belgeyi ibraz etmemize rağmen belgelerin hiçbiri dikkate alınmadı. Hepsi örtbas edildi. Sadece bir şube müdürünün ben onu sol kolundan, arkadan sol kolundan tanıdım. Slogan atıyordu demesiyle eşim müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Peki eşiniz Bülent Düyenci kaç yıldır cezaevinde? 23 yılımız bitti. 24'e girdik. Fakat eşimin... En uzun süre cezaevinde olanlardan biri. Evet. Olanlardan birisi. Fakat eşimin elinde olan resmi deliller çok fazlaydı. İlk mahkemelerde zaten yaklaşık 5 yıl sürdü mahkemeler. Ama önce daha hani ilk tutuklanma dönemlerine gelirsek, eşimin tutuklandıktan sonra 19 gün bir karakol süreçleri oldu. Bizi hiçbir şekilde zaten görüştürmediler, haber alamadık. Semiha'nın söylediği gibi kimseyle irtibat kurdurmadılar. Eşim hala bugün olmuş, bize hiçbir şey söylemiyor. Ancak daha önce cezaevinden çıkan bir arkadaşın kız kardeşiyle görüştüm ben. O 19 günlük süre tamamen cezaevinde işkenceyle geçmiş. Yani üzerlerindekileri kadar bile çıkarmışlar. 1 metrekare, 2 metrekarelik odalarda insan istifi. Çünkü 111 kişi o gün tutuklanmıştı. Yani o gün dediğim 2 Temmuz'da Sivas olaylarının olduğu gün tutuklanan hiç kimse yok. Daha sonra? Tabii ki daha sonra. Eşim pazartesi günü alındı. Sonra daha sonra artık onlara boş kağıtlara imzalar attırılmış. Yani onlar neye imza attıklarını bilmiyorlar. Ve belli polis memurlarına belli kişilerin isimleri verilmiş. Yani liste verilmiş. Sen bunu gördüm diyeceksin, sen bunu gördüm diyeceksin. Eşimi gören şube müdürü de dediğim gibi o kalabalığın içerisinde ki olmayan eşimi sol kolundan tanımış. Ne yapıyordu diyoruz, slogan atıyormuş. Slogan nedir? Eşim tekbir diye bağırıyormuş. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, Sivas Azize mezar olacak. Yani bu üç slogandan eşim yargılandı. Dediğim gibi bizim elimizde resmi belgelerimiz vardı. Biz bunları verdik. Hiçbirine bakılmadan hepsini yok ettiler. Hepsini yok ettiler. Çünkü eşimin elinde, eşim otobüs şoförüydü, uzun yol şoförüydü. O zaman hani sizler daha iyi bilirsiniz, takograf cihazına ehliyetler takılıyordu. Bunu
takograf cihazını incelemeye götürdüler. Kesinlikle sahtesi yapılamaz diye. Onun raporları geldi elimize. Eşimin onlarca şahidi vardı. Olayda olmadığına dair resmi delilleri verdi. Bunların hiçbiri göz önüne alınmadı. 9 ay sonra o zaman o dönemde DGM'ydi. Muammer Ünsoy'du DGM başkanı. Hatta eşime mahkemede şunu söyledi. Oğlum sen bu kadar delille burada ne işin var? Ve eşim hep emsal gösterildi mahkemelerde. Yani Sivas davasında Sivas'ta dahi olmayan bir insanın olduğuna dair emsal gösterildi. Fakat biliyorsunuz baskı büyüktü. Bunlara verilecek cezalar 3, 5, 7,5, 15 yıl olması gerekiyordu. Yürüyüşe muhalefetten verilmesi gerekiyordu. Baktılar olmadı. Baskı da çok olunca mahkeme başkanını değiştirdiler. Sonra tekrar bunlara idam verildi. İdam verildikten sonra Türkiye'de idam olmadığı için cezaları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Ama o dönem var galiba değil mi? Yani nasıl? 90'larda yani 90'larda idam var ama uygulanmıyor değil mi? Uygulanmıyordu. Fiilen uygulanmıyordu. Fiilen uygulanmıyordu. Biz hiçbir şekilde biz her yola başvurduk. Siz duruşmalara gittiniz tabii. Şöyle duruşmalara avukat bey daha iyi bilir. Sıhhiye Adliyesi'nde yapılıyordu Ankara'da. Duruşmalar. Yani bizler, biz mağdurlar 100 kişi isek onlar 100 bin kişiydi. Yani o Sıhhiye meydanını o kadar dolduruyorlardı ki biz onların ortasında küçücük yani kalıyorduk ve hiçbir şey yapamıyorduk. Sivas davası. Evet, Sivas davası olarak. Normalde Sivas'ta görülmesi gerekirken Ankara'da. Ben Hamza Bey'e de döneyim. Hamza Bey şimdi bu yargılama süreçlerinin kapandığı bir durumla mı karşı karşıyayız? Yani bu insanlar ne olacak? 600 kadar insan hakkını nasıl arayacak? Şimdi bu insanlar hakkında verilen kararlara karşı başvurulabilecek en gerçekçi, işletilecek en gerçekçi mekanizma CMK 311'de belirtilen yeniden yargılama yolu. Fakat şöyle kötü bir tarafı var CMK 311'in. Belirtilen haller tahdidi olarak sayılmış. Yani ancak belli hallerde başvurabiliyorsunuz yeniden yargılama yollarına. Bunlar için de çok çok ciddi anlamda belge peki, olması lazım elinizde. Şimdi Ergenekon'da, Balyoz'da, tamam. Şike'de, yakın zamanda başka görülen diğer davaların hepsinde yeniden yargılanma yolu açıldı. Fakat onlarda şöyle bir durum söz konusu oldu. Çoğunda Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yoluyla hak ihlali kararı verildi. Fakat 28 Şubat dosyaları Eylül 2012'den önceki döneme denk geldiği için o tarihten önce kesinleşmesi itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla gidemiyoruz. Ne yapıyoruz? Yeniden yargılama talebinde bulunuyoruz. Reddedilmesi halinde üst mahkemeye CMK 267-68 bağlamında itiraz ediyoruz. Onun da reddi halinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel manada başvuru hakkı doğuyor. Fakat burada da maalesef bu karar Eylül 2012'den önce kesinleştiği için Anayasa Mahkemesi raportörleri tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmamak suretiyle hak ihlali yoktur şeklinde kararlar veriliyor. Burada esasen şöyle bir durum var. 28 Şubat davalarını umutsuz kılan hadise hakimlerin dosyalara bakış açısı diyebiliriz. Neden? Ya bunun aslında yolu var mı? Tabii. Nasıl olabilir bu? Şimdi Ergenekon ve Balyoz neye hitap ediyor? Kemalizme. Bu çok açık bir şekilde ifade edebileceğimiz bir hadise. Onlar bir dönem hakimdiler, sonra tepe taklak oldular, yargılandılar, ceza aldılar. Fakat değişen şartlar gereği bir gecede işleri halledildi. Paralel yapı, Fethullahçı terör örgütü. Halihazırda onlarla ilgili de şu an hukuki süreç başladı. Ama emin olun Allah esirgesin, onlar bu savaşı bir kazansınlar. Bir gecede alınan bu kadar kamu görevlisinin tamamı hakkındaki dosyayı düşürecekler. 28 Şubat mağdurları ile ilgili böyle bir yol işletilemiyor. Neden? Ya bir kere belli makamın hassasiyeti yok bu dosyalarla ilgili. Yani unutulmuş insanlar bunlar. Bir diğeri maalesef diyoruz bunu. Belli makamdan kastımız nedir? İktidar mesela, mıdır? Mesela seküler kesim açısından bir düşmanlık söz konusu. Bu anlaşılabilir. İşte laik kesim tarafından yapılması da anlaşılabilir. Sol kesim tarafından yapılması da anlaşılabilir. Ama sizin gibi bu meseleye hassasiyetle yaklaşan birileri yok diye düşünüyorum ben. Yani tam anlamıyla bir kurumsal hava yok. Bakın insanlar sürekli teşekkür etmek suretiyle başlıyorlar. Çünkü çok yabancıyız biz bu hadiseye. Unuttu artık insanlar bu hadiseyi. Bakın burada herkesin bir hikayesi var.
Herkesin, ama herkesin burada bir hikayesi var. Bu dosyalar göstermelik bir şekilde sonu başından şimdi, yargılamalar suretiyle kesinleştirildi, kapatıldı. Yeri gelmişken söyleyelim. Tabii bu yayını yapmamızın çıkış noktası Gerçek Hayat Dergisi. Sevda Dursun, evet, yazar Sevda Dursun. Sevda Hanım. Önemli bir dosya çalışmasıyla bunu gerçek hayatta tanıklıklarla yazdı, avukatlarla görüştü ve bir dosya halinde sundu. Dolayısıyla oradan kaynakla şu noktayı, bu yayını gerçekleştiriyoruz. Şu noktaya değinmek istiyorum ben. Bu insanlar hiçbir şekilde adil yargılama ilkesine uygun bir şekilde yargılanmadılar. Bu insanlar mahkeme huzuruna çıkarıldığında bu insanlarla ilgili karar zaten verilmişti. Nasıl verildi? Bakın ki net tarih veriyorum size. 27 Şubat 1997 günü dönemin 1. Ordu Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başsavcıyla görüşüyor. Ertesi gün bu durum Cumhuriyet Gazetesi'ne haber oluyor. Haberin içeriği şu: şeriatçılar acımayın, af yok, ağır cezalar. Bakın, Hüseyin Kıvrıkoğlu GM savcısını ziyaret ettikten bir saat sonra iki İPTA bağlısı hakkında ceza yağdırılıyor. Bakın, sadece bir saat sonra. Ertesi gün merhum Erbakan hocamız Ankara'da MGK toplantısında terletildiği esnada İstanbul'da Cihat Özbolat hakkında yine ağırlaştırılmış müebbet veriliyor. Nasıl veriliyor bu? Herkesin hikayesi aynı. Bir kişiyi alıyorlar, peşine onun arkadaşını alıyorlar, sonra bir kişiyi daha alıyorlar. Üçüncü buldukları an örgüt cephe. 146'ya bir ağırlaştırılmış müebbet, dosya kesinleşti, mevzu bitti gözüyle bakıyorlar. Zorluyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Mesela Cihat Özbolat. 5 eylem işlediği iddiası ile ağırlaştırılmış müebbet alan biri. Hiçbir şekilde o eylemler ile Cihat Özbolat arasında nedensellik bağına uygun bir şekilde, determinist ilkelere uygun bir şekilde bağlantı kurulamamış. Nasıl alınıyor? Terörle mücadele tarafından karga tulumba alınıyor. Terörle mücadelede maddi anlamda işkencelere maruz bırakılıyor. Gözaltında avukatı yok, savcı karşısında avukatı yok. Hakim de doğru düzgün beyanları dikkate alınmıyor. 28 Şubat günü, yani o meşhur bildirinin okunduğu gün, Cihat Özbolat'a ağırlaştırılmış müebbet veriliyor. Dava sürecinde Cihat Özbolat'ın vekili 5 eylemle suçluyorsunuz. Eylemin ikisinin işte Zeytinburnu'nda olduğunu iddia ediyorsunuz. Oranın karakoluna yazı yazalım, eylemle ilgili bilgilendirme yapılsın deniliyor. Bakın, bu şehir efsanesi değil. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü bir cevabı yazı gönderiyor. Diyor ki, bırakın Cihat Özbolat'ı, herhangi bir vatandaş o belirttiğiniz tarihlerde görev sınırlarımız içinde böyle bir eylem yaşanmamıştır diyor. Yani olmayan eylemden bağlantı kurulmak istenen eylem sayısı arttırılmak suretiyle ağırlaştırılmış müebbete mahkum ediliyor. Çok pardon. Cihat Özbolat'a bu şekilde, bu kumpasla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren hukuk sistemi ne kadar acı ki, halihazırda yeniden yargılama taleplerimizi reddediyor. Sırtını YPG'ye, PYD'ye dayadık diyen Figen Yüksekdağ'ın eşine geçen sene İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tam 155 eylemin yer aldığı dosyadan yargıladı ve sadece 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hı hı. Suçlamalar şunlar: genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, mala zarar vermek vesaire. Ama hem İslami Hareket hem İptacı'ya dosyaları söz konusu olduğu zaman basit bir molotof kokteylinin atılması dahi anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs suçlamasına şimdi tabii bu yayın ses getirdi. Onu da şuradan anlıyoruz. Hem gelen mesajlardan hem de gelen telefonlardan çok sayıda mağdur var. Onlar da yayına katılarak yaşadıkları o öyküleri, süreçleri, zorlukları anlatmayı tabii talep ediyorlar ısrarla. Peyderpey, yayın içinde o isimlere de yer vereceğiz. Bunun da altını çizelim. Bir noktaya daha değinebilirim. Tabii. Bakın, 28 Şubat yargılamalarında sonu başından belli yargılamalardan kastımız üst aklın, yani dışarıdaki üst akıl, içerideki vesayet makamı. Bunlar yargılamanın hemen her aşamasında bir kazanım elde ediyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Mesela şehit Bayram Ali Öztürk, İsmail Ağa Camii'nde şehit edilen Bayram Hoca. Bakın, bu hoca akademisyen kimliğine sahip, toplum tarafından sevilen, yani bu vatan için mücadele etmiş bir insan. Şehit ediliyor. Olması gereken ne? Usulüne uygun bir şekilde yargılama yapıp faillerini ve o tetikçilerin arkasındaki yapıları tespit etmek. Peki bu mu yapıldı? Ne yapıldı? 28 Şubat'ın benzeri hadiseler yaşandı Bayram Ali Öztürk cinayetinde. Medya
katillerin peşine düşmek yerine şunu yaptı. İsmail Ağa Camii'nde vergi toplanıyor. Vergi mahkemeleri kuruldu. Bunlar orada ayrı bir devlet kurmuş. Bunu neden yapıyorlar? Cemaatler üzerine saldırı. Anadolu'nun manevi değerleri üzerine saldırı. Sadece şeyh meselesinde de bitmiyor. 2006 yılında işlenen bu cinayet, 2016 yılındayız. Bakın 10 yıl. 10 yıl geçti, hala dava açılmadı. Salim Duran, Cihan Kansız, Süleyman Pehlivan. 3 tane FETÖ'cü hakim ve savcı görev aldı. 15 Temmuz süreciyle ilgili bir bölümde yani, yer vereceğim. O dosyada 10 yıl boyunca bir dava bile açılamadı. Hı. Ama mesela ablaların eşleriyle, yakınlarıyla ilgili ve efendimin müvekkilleriyle ilgili dosyalarda bir senede ağırlaştırılmış mevcut. Şimdi Sivas davasından az önce bahsetmişken, evet, o mağdur isimlerden biri de Cafer Tayyar Soykök. Şu an cezaevinde anladığımız kadarıyla. Evet. Oğlu Mehmet Soytürk hattımızda. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar. Sizin hikayeniz, öykünüz, yaşadığınız süreç nedir? Ben yaşadığımız sıkıntılar burada dile getirmemiz, yani kısa bir şekilde anlatacak bir şeklimiz yok yani, anlatamam da. O halde birkaç... Şunlara değinmek isterim ben, sadece bu yargılamalarla alakalı. Biz hiç böyle delilsiz, ispatsız, düzmece dosyalarla bir idam cezası alındık babam. Ben 14 yaşındaydım o dönemde. Sivas'ta yargılama yapılması gerekirken Sivas'ta yargılamalar yapılmadı. Sivas'tan Ankara'ya sevk edildi. Ankara'da bir şekilde bir idam cezası verdi. Önce 3 sene, 5 sene, 15 sene cezalar alındı. Fakat dediğim gibi orada az önceki avukat beyin de söylediği gibi 9. ceza dairesi bir şekilde idam cezası verdi bunlara. Hiçbirinin otel yangınıyla alakası yok. Otelde yanarak ölen yok. Otel, biz geçenlerde sizden de Allah razı olsun, Malatya'da işte bir televizyon programına katıldık. Onlardan da Allah razı olsun. Oraya bir canlı yayına katılan biri vardı. Çok güzel şeyler söyledi. Biz dedi o gün şenliklere Malatya'dan geldik dedi. Hı hı. Kendisinin Muhsin Yazıcıoğlu Gül'ün partisi tarafından arka camdan çıkarken, onlar tarafından alınırken içeride silah seslerini, çatışmanın olduğunu söyledi. Bunu dile getiren Sivas Gazeteciler Cemiyet Başkanı var Sivas'ta, Fikret Ünsal. Bu insan bunu Arif Sağ'a bu silahını teslim etmesi için bir televizyon programında bir teklifte bulundu. Bundan dolayı o insanı burada mağdur ettiler. 150-200 bin lira bir haciz getirdiler evine. Yani bayağı bir yıprattılar. Bu insan Sivas'ta Gazeteciler Cemiyet Başkanı. O dönemi çok iyi bilen insanlardan. Ve içeride çatışmadan kurşunarak ölen insanların olduğunu söyleyen insan. Ve ilerleyen zamanlarda biz her türlü itiraz etmemize nazaran bizim hiçbir itirazlarımız dikkate alınmadı. Ben 2014'te yeni delillerle internette ne kadar görüntü var, görüntülerin hepsini toplayarak 2014 Eylül'de Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk aileler olarak. Ve 2014'te bulunduğumuz suç duyurusundan bize bir tek dahi cevap dahi gelmedi. Bir şekilde örtbas edildi. 2006'da bir Madımak masası kuruldu Sivas'ta. Yeniden dinlenmeler, işte sanıklarla görüşler, yakınlarıyla görüşler. En son deliller o masa kararttı diye düşünüyorum ben. Çünkü 2006'da kurulan masa 2009'da raporu son buldu. Bundan dolayı bu ekibin başındaki Ömer diye bir emniyet müdürü Sivas'ta paralel yapı operasyonundan tutuklandı. Bu ekibin başındaki müdür. Bu hiç gündeme gelmedi. Onların hazırladığı bir rapor olduğu söylenildi. Peki. Tekrardan döndük. Devlet Denetleme Kurumu rapor hazırladı. Raporda devletin %80 suçlu olduğunu, oradaki bütün ihmalin devletten kaynaklandığını ve işte delillerin tam araştırılmadığını, yani bunu bile hala gündeme... Yani yıllar içinde o deliller, atılan adımlar, çabalar hep bir el tarafından ya da bir mekanizma tarafından sürekli kapatıldı, karartıldı. Sizin... Kapatılma sebebini ben şöyle algılıyorum. Burada şimdi yaşadığımız süreçte bizim burada Alevi dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bizim Alevilerle bir problemimizin olmadığını, Aziz Nesin'in asıl Sivas'ta getirilip Alevilere hakaret, yani bu. Peki. Bizden ziyade orada Müslümanlara hakaret etmesine gösterilen tepkiyi Alevilere gösterilmiş bir tepki gibi göstermek, üst akılların tezgahının ortaya konmasıdır bu yani.
Peki. Çok teşekkürler aktardıklarınız için, paylaştıklarınız için. Mehmet Soytürk de değerli seyirciler, Cafer Tayyar Soykök'ün oğlu ve yaşadıklarını aktardı. Bir başka isim de Sufi Bey. İyi akşamlar. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Sizin de oğlunuz mu acaba? Bu... Can Özbilen'in babası. Benim oğlum Can Özbilen. Evet. Dinliyoruz, buyurun. 28 Şubat 1993'teki yapılan, yani bu Orman Dil suikastı ve ondan evvel Sedat Simavi'nin mezarına bomba konulmasının peşinden iş adamı Jack Tammy'ye silahlı saldırı düzenlendi. Akanasız kaldık, kimse burnu kanamadı. Dava 4-5 sene devam etti. Ve ondan sonra o zamanki DGM evvela idamdan yargılayarak da 15 sene verdi. Sonradan Yargıtay bu cezayı bozdu. Bunu devlet suçu olarak da çevirdi. 146.1 olarak da bir tarihteki 146.1 olarak da yeniden öyle bir şey kurdu. Bir daha mahkemesine iade edildi. 3.10 DGM'ye iade edildi. Orası gene görüş bildirdi. İki kişi defte, bir kişi alette oy kullandırdı. Bu sıra tamamen DGM'yi 3.10 DGM'yi aradan çıkarttı. Yargıtay kararı kendisi verdi. Devlet suçu olarak da gördü. Olayın buradaki, yani çok uzun zaman. Burada Jack Tammy'ye suikast girişi. Suikast girişi. Mahallemizin insanı. Hani biz aynı tepki otururuz. Başka yerden gelmeyin. Mahallenin çocukları bunlar. Yabancı bir yerden gelen değil. Aynı mahallenin çocukları işte. Kaç yıldır, kaç yıldır cezaevinde oğlunuz? 23 sene 8 aydır cezaevinde. 23 sene işte. 93'te oldu. 93, 28 Ocak tarihinde oldu. Ama cezanın verilmesi, mahkeme sefahati, işkence altında alınması, evimize karakol kurulması. Siz de bunları yaşadınız. Hepsini hem de nasıl? Nasıl? Hem biz hem çocuğumuz. Sonra ki biz olayların başlangıç tarihine bakarsanız bu işlerde önce olan şeyiz. Yaratılmak istenen suçların içerisinde öncüsü biziz. Bu cezaevlerinin önündeki, ziyaret günündeki çektiğimiz rezillik, Bayrampaşa'dan başladık. Efendim şu anda Bolu'ya kadar geldik. O anki, o senelerdeki rezillik, rezalet, gelmesinler diye yapılan işkenceler hem içeriye hem dışarıya. Yani bu devletin bir komplosudur, devamlıdır. Sonraki, ben burada avukat beyleri ve yayınınızı takip ediyorum. Güzel bir yayınınız var. 10 Haziran 1997, yani 28 Şubat'ın peşinde şu anda ekranda resmini gördüğünüz Çevik Bir, bunlar hepinizin bildiği gibi, o tarihteki gazetelerin yazdığı gibi, bütün yüksek hakimleri topluyor, bir briefing veriyor. Oradan biraz evvel avukat arkadaşımın söylediği gibi, verin bu İslamlık istediği cezayı, acımayın, gözünüz yaşa bakmayın diyor. Ve ondan sonra bize idam çıktı. Tabi 56. maddeyi uyguladılar, oradan da müebbet hapse düşürdüler. Yani yapılan bir şey o. Ama bu arada... Bu arada delil yok. Yani efendim arabayı aldınız diyor, arabanı satan galerinin sahibi tanımıyorum diyor. Üç kişinin şehadeti var. Onlar da neden sonra artık ikinci, üçüncü sefer evvela görmedim, tanımıyorum, etmiyorum ki tutanaklarda bunlar sabit. Biz yaşadık o günleri. Neden sonra tekrar baskı altında onlara da budur, budur, budur diyerekten sonradan da geldi diyor, orada diyor gördüm, benim diyor arabamı park ettiğim yere gelmişti diyor. Efendim diyor 28 Şubat olsa çok da karlı bir seneydi. Tam soğukların olduğu bir seneydi. Hatta Fatih Altaylı bir de yazı yazmış. Van'da yakalandıklarım da. Ya bunlar diyor bu zamanda diyor bu 28 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Van'a gitmeleri diyor. Bu tabiat şartları içinde mümkün değil diyor. Yani her şey her şey her şey. Peki. Uğur Mumcu'nun yapılan suikasttan sonra şeyleri bulamamaları, bir fail bulamamaları, efendim mezarlığa konan bombadan dolayı
bir fail bulamamaları arkadan buradan buldukları bir kişinin üzerinden biraz önce arkadaşlarım dediği gibi hemen ürettiler. 93 yılı tabii Türkiye'nin en karanlık yılı en olarak karanlık, hafızalarda. Dolayısıyla en o yıl yaşananların ardından bu tablonun yaşandığı, sizin gibi pek çok mağdur insanın ortaya çıktığını görüyoruz. Çok teşekkürler anlattıklarınız için, katkılar için. Sufi Özbilen de oğlu için değerli seyirciler yayınımıza katıldı. Özel yayınımız sürüyor kısa bir aranın ardından. Bitmeyen 28 Şubat'ı konuşuyoruz ve 28 Şubat sürecinde müebbete mahkum olan mağdurların hikayelerini, yaşadıkları süreci yakınlarından dinliyoruz, avukatlarından dinliyoruz. Özel yayınımız devam ederken şimdi bu bölümde iki önemli konu var. Konu başlığı açmak isterim. Biri bir 15 Temmuz süreci, 15 Temmuz'dan sonra ortaya ne çıktı? 28 Şubat sürecinde mağdur olan, mahkum olan bu insanları yargılayan isimler, hakimler, savcılar, avukatlar şimdi ne durumdalar? Bir. İkincisi de koşullar, yani cezaevi koşullar. Yani bu 15 sene, 23 sene, 10 sene bu insanlar cezaevlerinde ne yaşadılar? Şimdiki koşulları neler? Ve o insanların, mahkum olan, mağdur olan insanların psikolojileri. Şimdi önce cezaevi koşullarıyla başlayalım ve ben sizlere yine söz vermek isterim. Seni Hanım, cezaevi koşullarını biraz anlattınız siz. Şu an örneğin Yasin Bey nasıl bir ortamda kalıyor? Tek mi kalıyor? Başka mahkumlar var mı? Nasıl koşullar? Yani önceden de belirtmiştim. Hastalığından dolayı tek kalıyor. Artık 16 yıldır alıştı tekliğe yani. Kendi kendine işte hastalığıyla baş başa o şekilde kendini idame ediliyor yani. Ama işte hani dediğimiz gibi bu insanlar Müslümandır. Neden yani bu Müslümanım diyen insanlar onları bu şekilde cezaevlerine atıyorlar? Bunların tek suçu kendini İslam'ı yaşamak ve yaşatmaktı. Neden böyle suç oldular? Neden böyle tek başına odalara mahkum kalıyorlar? Hasta oldukları halde. Yani biz dedik belki hani bu cezaevinden salıvermeler falan başladı. Dedik en azından bir ışık doğdu bizim için. Bizim Müslümanlar için bir şeyler doğdu. Yani cezaevlerini boşaltmak adında yaptığınız güzel bir adımdı. Belki insanlar sevindiler. Çocuk sevindi. Ama keşke en azından Müslümanlara da bir kapı aralansaydı. Bu Yusufilere bir kapı aralansaydı. Yani bunlar 20-25 yıllarını suçsuz, günahsız bir şekilde cezaevlerinde geçirdiler. Ve onların aileleri de onlar kadar ceza çekmiş durumda yani. En azından dedik şu hastalara biraz frolans tanılsalar, en azından deseler ki hani hasta mahkumlara bir şeyler yaparım bari. Burada bir araya gireceğim. Evet. Hastalarla ilgili daha önce gördük işte kanser hastaları ya da ağır hastalarla ilgili. Var mı böyle bir tahliye yol açabilecek ya da yeniden yargılanabilecek bir durum? Aslında yasada var. Yani geçmiş dönemde bu bazen de uygulandı. Ya sağlık sebepleriyle ilgili adli tıptan alınan raporlarla cezaevinde tek başına kalamayacağı veya cezaevinde kalmasının olumsuz sonuçlar doğuracağına ilişkin rapor alınan kişilerle ilgili tahliye kararları verilebiliyordu. Ama ne yazık ki söz konusu dindar, İslami kimlikli kişiler olduğu zaman onlara bunlar uygulanmıyor. Benim burada tam da yeri gelmişken hatırlatmak istediğim bir vaka var aslında. Tam da 28 Şubat'la ilgili Cengiz Sarıkaya diye bir mahkum vardı. Cengiz Sarıkaya sembol isimlerden biriydi. Basında da çok da yer almıştı. Çünkü gözaltına alındığın 8. günü emniyetin ifadesine göre kaçmaya çalışırken ama ailesinin ve yakınlarının beyanına göre muhtemelen konuşturulamadığı için ağır işkenceler sonucunda darp edilmiş ve kafatasında kırıklar oluşmuş ve beyin kanaması geçirip fiziksel ve zihinsel olarak çok kötü pozisyona düşmüş bir kişiydi Cengiz Sarıkaya. Ve Cengiz Sarıkaya bu haline rağmen mahkemede ifadesini ve savunmasını alamadıkları halde hem emniyette hem savcılıkta hem de mahkemede herhangi bir tutuklama kararı olmaksızın 4 ay tutuklu kaldı. Daha sonra mahkemeler onun savunmasını yine alamadan kağıt üzerinde işte ifade veremediği tespit edildiğinden
tutuklama kararının vicahiye çevrilmesi şeklinde usule aykırı bir karar vererek onun tutukluluğunu devam ettirip uzun süre cezaevinde çok ağır koşullar altında yaşamasına sebebiyet verdiler. Ve hatta cezaevindeyken kendisine bakamadığı için duş almaya çalışırken yanmıştı vücudunun büyük bir kısmı. Cezaevindeki mahkumlar ona bakıyordu. Beraber bulunduğu arkadaşları ona bakıyordu. Bu halde bile tahliye ettirmediler. Gerçi ben bu örnek çok önemli, kıymetli bir örnek. Evet. Yakın zamanda da işte Ergenekon balyoz davalarında da kanser olduğu halde devam eden, salıverilmeyen, yargılanan isimler vardı. Evet. Evet, Cengiz Sarıkaya bununla ilgili ancak 2000'li yılların tam tarihini tam hatırlayamıyorum, bir tarihte bir yıl süreyle geçici olarak serbest bırakıldı. Zaten o süreç sonucunda da bir müddet sonra da vefat etti. Ben onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davasını takip etmiştim ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde nadir kararlardan biri alınmıştı orada. Hem tutukluluk süresi, hem savunma hakkının kısıtlanması, adil yargılanma ilkelerine ihlalinden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ihlali tespit etti. Ama Cengiz Sarıkaya'nın ömrü buna vefa etmedi, göremedi o. Yeniden yargılanamadı. Çünkü bu karar sonrasında yeniden yargılanıp beraat etme şansına da erişecekti. O cezaevindeyken işte yakınlarını kaybetti, annesi... Peki ne yapılmalı yani bu anlamda? Şimdi bu ve benzer pek çok yani sağlık sebepleriyle olan, yani şu anda da benim müvekkillerim var yine cezaevinde çok ağır koşullarda hastalık sebebiyle kalanlar. Ama tahliye koşullarına ilişkin bir adli tabiplikler bunlarla ilgili olumlu rapor vermiyor her nedense. Çünkü geçmişte olsa bile vermiyor. Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde pek çok sol örgütten kimseler bu tarz davalardan tahliye edildiler ve daha sonra başka eylemlere karışıp öldürme eylemlerine giriştiler. Bunun faturasını da yine İslami kimlikli kimseler çekiyor. Yani siyasi ve ideolojik davranılıyor. Evet, adli tıpta siyasi bile ve ideolojik davranılıyor. Aynı zamanda mahkemeler de yani çok ağır koşullar altında bulunan yine başka bir hükümlüyle ilgili de çok ağır, yani kendi başına bakamayacak şekilde adli tıptan alınan raporlara rağmen mahkemeler tahliye etmediler. Yaşar Polat'ı. Yani çok benzer pek çok örnek var. Maalesef bu söz konusu olunca yani cezaevindeki koşullar. Peki. Şunu da hatırlatmam lazım. En son bir infaz değişikliği oldu ve infaz değişikliğinde hırsızlıklardan ve dolandırıcılıktan ceza alanlara ilişkin bir infaz lehe bir infazdan dolayı tahliyeler söz konusu oldu. Çünkü cezaevlerinde FETÖ'den sonra çok fazla tutuklama olunca. Fakat bu yine 28 Şubat mağdurları bundan da olumsuz etkilendi. Çünkü cezaevlerinde açık görüşleri 30 günde bir olan açık görüşleri 2 ayda bire çıktı. Süreleri daha fazlayken daha az azaydı. Şu an 2 ayda bir mi artık görüyorsunuz? 2 ayda bir çıktı. Evet. Siz en son dün görüştünüz. Ben dün bayram görüşüydü. Dün. Bu hakkımızı kullandık. Bu hakkımızı kullandık ama geçtiğimiz hafta içerisinde normalde açık görüşü vardı. Onu vermediler. Bayram görüşü verdiler. Daha önceki yıllarda onu veriyorlardı. Çünkü o bizim yasal hakkımızdı. Açık görüş. Ama onu vermediler. Bayram görüşü verdiler. Bir saat zaten. Sonra tekrar sordum eşime ne zaman geleceğiz diye. Dedi ben size haber veririm telefonda. Çünkü peki Bülent Bey nasıl bir ortamda duruyor yani yaşıyor? Tek oda mı? Bülent 1,5 ay kadar önce Kandıra'ya geldi. Ondan önce Sincan cezaevindeydi. Orada tek oda sistemindeydi. Şimdi burada sanıyorum cezaevinin yoğunluğundan dolayı 4 kişilik bir odadalar. Çok memnun olmadığını söyledi. Çünkü farklı örgütlerden yani farklı insanlarla dedi bir aradayız dedi. Yani siyasi çok suçlar siyasi kapsamında. Suçlar kapsamında çok anlaşamadığımız durumlar oluyor ama kimse burada bir şey söyleme hakkına sahip değil dedi. Hatta o programa çok sevindi, teşekkür etti ayrıca. Şunu sormamı istedi yeri gelmişken. Onu defalarca eşim mektup göndermesine rağmen, yeniden yargılanmasını talep etmesine rağmen Sivas davasından tutuklandı ama eşim şu anda 146'ya 1,
anayasal düzeni bozmak, terör örgütü kurmak ve yönetmekten idam aldı. İdam olmadığı için müebbete çevrildi. Eşim onu sormamı istedi. Ben bir örgüt kurdu isem, bir örgütün yöneticiysem ismini öğrenmek istiyorum dedi. Silahları bu nedir dedi. Bu gruplarda isimler de yok öyle mi? Hayır. Yani terör örgütü kurmak ve yönetmek diyor. İsmi anayasal terör mücadele şubesinde konuluyor. Emniyet tarafından evet. Yani ilgililer tarafından değil. Böyle de ironik bir durum söz konusu. Yani bir Bülent Düvenci Sivas davasından yargılanmıyor. Anayasal düzeni bozmak. Başta Sivas davası. Sivas davası hiç geçmiyor. Neden geçmiyor? Sivas davası geçseydi o gün orada on binlerce kişi vardı. Birebir alınmadı çünkü o insanlar. Yani belli fiille bağlantı kurulamayacağı için beraat kurulamadı, edecek. Evet. Sonra mı örgüte dönüştürüyor? Tabii ki ceza baktılar çünkü yürüyüşe muhalefetten ceza verilecekti. Çok azdı bu da. Yani 3-5 yıl yatıp çıkacaklardı. Baktılar ki olmadı. Nasıl verebiliriz biz bunlara idamı? Anladım. Hemen ama medya o dönemin medyası yani 28 Şubat sürecindeki medya bunu sanki Sivas davasından bu insanlar mahkum etti, edildiler, evet. Suçlular bunlar diye mi lanse aslında ettiler? Şimdi tabii kamuoyunda Sivas davası olarak biliniyor ama mahkemeler bunları dosya numaralarıyla tanımlarlar. Yani Sivas davası örgütü diye bir örgüt değil o. Anayasal düzeni değiştirmeye çalışan, şeriat devletini kurmaya çalışan bir yapılanma diye suçlanıyor. 28 Şubat medyası aslında 28 Şubat'ın en önemli sac ayaklarından biri. Çünkü 28 Şubat'ta manşetler atılır, kişiler terörle mücadelede tutuklanır, dosyalar hazırlanır ve 28 Şubat'ta brife edilmiş hakim ve savcılar da kararları verirlerdi. Şimdi biz o dönemi çok iyi hatırlamamız lazım. Hakim ve savcıların tutumlarından medyanın tutumlarına kadar şu anda arkada panoda görebiliyoruz. Fakat 28 Şubat davası var şu anda. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat yargılamasını yapan kişilerle ilgili bir dava açılmış bir dava var. Fakat bu dava sadece Batı Çalışma grubuyla sınırlı. Yani Çevik Birler'in, Çetin Doğanlar'ın sanık olarak yargılandığı 103 sanığın olduğu bir dava. Ama o dönemdeki karar veren hakimler, savcılar, işte bu manşetleri atanlar, o iş adamları, bankaları hortumlayanlar, bunlarla ilgili yani asıl o kurucu unsur, 28 Şubat'ın asıl müsebbipleri, yani sadece gözüken bazı kişiler değil, bütün detaylarıyla yargı önüne çıkartılması gerekiyor. Çünkü bugün 28 Şubat yargılamalarını yapan hakim ve savcılar görevden alınıyor. Yargıtay 9. Ceza Dairesi pek çok kararı veren Yargıtay temiz merci lağvedildi. Yani artık o dosyaları o kadar çıkmaz hale gelmişti ki yaptıkları hukuksuzluklara göz yumulmadı. 9. Ceza Dairesi kapatıldı. Peki. Ve başka bir mahkeme kuruldu. Ben hatta peki devam edelim. Bir şey paylaşayım. Bu yeni kurulan üyelerden biriyle ben görüştüğümde şunu sordum. Dedim ki ya Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin dosyalarını inceliyorsunuz. Bakın bütün bu örgüt davaları dediğimiz siyasi toplumsal davalar Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin onayından geçmiştir. Nasıl buluyorsunuz onları? Bana şunu söyledi. Dedi ki onlar hukuku çiğnemişler. Hukuk olmamış. Yani hiç bahsetmeyin bile. Anladım. 9. Ceza Dairesi'ni hatırlatmayın bile. Bunu şu anki görevli üye hakimlerden biri söyledi. Peki. Telefon attığımızda Fatih Kaplan var. Metin Kaplan'ın oğlu. Metin Kaplan da 2004 yılında bildiğim kadarıyla Türkiye'ye iade edilmiş ve mahkum edilen 28 Şubat süreciyle birlikte mağdur olan isimlerden biri. Fatih Kaplan, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi sanırım cezaevi koşullarıyla ilgili ve yakın süreçte bayramda yaşanan bir hadise var. Biz detaylarını sizden dinlemek isteriz. Evet. Teşekkür ederim bu imkanı tanıdığınız için. Gerek konuklarınız olsun, gerek diğer telefonla bağlananlar olsun, yaşadıklarını anlatınca da bizler de ister istemez 17 sene öncesine gittik. Bizler de aynı acıyı yaşadık. Damdan düşen bilir derler. Ben de oradaki mağdur insanların halini çok yakından anlayabiliyorum. Efendim, Hoca Efendi Muhammed Metin Kaplan hocamız birçok mağdur, mustazat Müslüman gibi çok ağır şartlarda, ön yargılarla
o dönemde yargılanmıştır. Zaten Almanya'dan Türkiye'ye sınır dışı olsun ve yargılandığı süreci olsun, tamamen ön yargılarla yukarıdan gelen talimatlar sonucu hukuksuz bir şekilde anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçlamasından iki sefer ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış ve bu cezalarla mahkum edilmişti. Hoca Efendi bu hapishane sürecinde bir kanser hastalığına yakalanmıştı ve 2011 yılında ilk ameliyatı bizden, ailesine dahi haber verilmeyerek yapıldı. Biz günler sonra bunu öğrenebildik. Ve hapishane sürecinde hastalık tekrar yükselince 2013 yılında ikinci bir ameliyat gerekiyordu. O yapıldı. Ve 2014 yılında, bundan 2,5 sene önce, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Hoca Efendi hakkında üçüncü bir ameliyat olması gerektiği yönünde raporlar vermelerine rağmen bilinçli bir şekilde 2,5 senedir bu ameliyat yapılmadı, engellendi. Ve demin ifade ettiğimiz gibi Arefe günü Hoca Efendi'ye, bizlere bir ikinci bir zulüm yaşatıldı. 31 Ağustos'ta ameliyatı 2,5 yıl gecikmeli olarak yapılmış, fakat sağlığına kavuşmaması için tedavisi engellenerek Arefe günü hasta yatağında büyük bir şokla karşılaşmıştır. Ameliyatı yapan doktorun Hoca Efendi'nin hastanede kalması gerekiyor, bayramdan sonra yapılacak son muamelelerden sonra durumu değerlendirir, ona göre taburcu ederiz demesine rağmen jandarma ekipleri bayram öncesinde savcı ve başhekimin haberi olmaksızın Hoca Efendi'yi yürüyecek halde değilken serumlu haliyle apar topar cezaevine götürmüşlerdir. Geçen hafta ben de bayram ziyaretinde kendisini ziyaret ettiğimde Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde tekrar rahatsızlandığını, ağrıları yüzünden tekrar hastaneye götürüldüğünü, iğne vurulup hemen sonra tekrar hapishaneye, hücresine geri getirildiğini söyledi. 64 yaşında kanser hastası ve yeni ameliyat geçirmiş olan bir insana yapılacak bir şey değildir bu. Hastalığından muzdarip olan babamın tedavisinin sağlıklı bir şekilde yapılması için hastanede kalması gerekirken kendisine yaşatılan bu zulme vicdan ehli sessiz kalmamalıdır. Peki biz sadece de Metin hocamıza, babama karşı değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi 28 Şubat'ın yüzlerce, binlerce mağduru vardır, mazlumu vardır. Ne yazık ki bu insanlar bir bayramı daha böyle hüzünlü ve buruk geçirmişlerdir. Peki Fatih Bey, birazdan ben bu anlattıklarınızı stüdyodaki hem Hamza Uçan hem de Mehmet Alagöz'e de soracağım. Yaşanan bu durumun hukuki olarak neye yol açacağını ve az önce konuştuğumuz çerçevede son olarak ekleyeceğiniz birkaç cümleyle bağlamak isterseniz neler söylersiniz? Evet, bu yasa değişiklikleriyle yeniden yargılama olsun, AYM'ye başvuru hakkı olsun, bizler de bu haklardan yararlanmak için müracaatlar yapılmıştı. Fakat maalesef her defasında red cevabı gelmiştir. Dedim ya, ön yargılarla daha dosyanın kapağı bile açılmadan Metin Kaplan ismi görülünce ön yargılarla zaten cezalar önceden kesilmiş. Sistem 28 Şubat'ı reva görenler cezaevinde olmasına rağmen, hasta olmasına rağmen zulümlerini, baskılarını devam ettiriyorlar. Dedim ya, sadece Hoca Efendi'ye değil birçok insan, hatta son ziyaretimde Edirne'de aynı hapishanede bulunan bir 80 yaşındaki bir insandan bahsetti. Adli Tıp Kurumu bu kişiye sağlam raporu verdiğini, vücudunun yarısının felç olduğunu, bakıma muhtaç olduğunu, buna rağmen böyle bir çifte standart, böyle bir hukuksuzluk, adaletsizliğin devam ettiğini görüyoruz. Maalesef bu hususta Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız girişimler, taleplerimiz hep
olumsuz yönde. Peki bu çağrılarınızı bir kez de TV.net aracılığıyla duyurmuş olalım. Çok teşekkürler katkı ve aktardığınız bu yaşanan sürece dair paylaştığınız bilgiler için. Fatih Kaplan aktardı, Metin Kaplan'ın oğlu. Bir başka telefon da daha var. Hüseyin Boylu attığımızda. Fikri Boylu'nun oğlu. Hüseyin Bey, iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, kolaylık gelsin. Sizi de dinlemek isteriz, buyurun. Evet Haluk Bey, şimdi ben de 1-28 Şubat mağdurunun oğluyum. Babam Fikri Boylu 21 yıldır cezaevinde. Kendisi de Cumhurbaşkanımızın yargılandığı Diyarbakır Üçnoğlu DGM'de yargılandı. Kendisi de tıpkı Cumhurbaşkanımız gibi iftiralara maruz kalınarak cezaevine atıldı. Hani 27 gün boyunca işkence yapılarak, üzerine hiçbir suç yokken 27 gün boyunca işkence yapıldıktan sonra üzerine hiç yapmadı. Hatta olay tarihlerinde hani şehir merkezinde olmadığı halde işkencelerle, zorla, tehditle bu suçlar kendisine isnat edilerek cezaevine atıldı. Yani babam 27 gün işkencede kaldı ama hani bize şunu söylüyordu. Hani diyordu, ben hani yapmadığım suçları kesinlikle kabul etmeyecektim ama beni annenizle tehdit ettiler. Aynen bunu söyledi babam. Hani imzalamazsan eşin gözünün önüne getiririz, neler yaparız dediler. Babam o şekilde imzalamak zorunda kaldı. Yani şunu söylemek isterim. Şimdi biz geçen yıl Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüştük. Hani kendisine de bu durumu anlattık, kendisine de izah ettik. Hani kendisi de çok duygulandı, çok üzüldü. Hani takipçisi olacağım dedi. Hani şimdi ben, babam cezaevine girdiği zaman da ben ve ikiz kardeşim annemizin karnındaydık, daha baba olduğunu görmeden cezaevine girdi. Akabinde hani biz doğduktan sonra engelli kardeşim doğdu. Hani Yahya %99 felçli. Yani daha baba olduğunu görmeden cezaevine girdi. Şu anda yani benim bir tane oğlum var. Yani dede oldu. Hala siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz ve o da bu sürecin takipçisi olacağım dedi. Peki evet. Yeniden yargılamayla ilgili herhangi bir cümlesi var mı ya da herhangi bir konuşma geçti mi? Şimdi Haluk Bey, biz kendisine bu durumu izah ettik. Yani 15 dakika falan kendisiyle görüştük. Yani çok üzüldü. Hani haberimiz yok dedi. Hani duygulandı da, hatta hani ona şunu söyledim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanımız, hani babamı affetmeyin. Özel af yetkinizi kullanmayın. Hani dedim ki yeniden yargılayın. İadeye itibar verilsin. Hani toplum nezdinden hani aklansın yani. Çünkü babamın üzerine hiçbir suç yok. Hatta dedim ki yeniden yargılayın, eğer suçluysa hani idam bile edin dedim. Bu kelimeyi söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı da sağ olsun çok ilgilendi. Hani cezaevi belgesini falan aldı. Özel kalemden hani bizimle ilgilenmesini talep etti. Numaramızı falan aldı. İlgileneceğim dedi hani yeniden yaralama noktasında. Şimdi Haluk Bey, hani babama işkence eden 6 polis, hani 97'de 6 polis hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunlar gözaltına alınıyor ve bu 6 polisin babama işkence yaptırılarak zorla ifade verdiğini yani ispat ediyor savcılık. Ama akabinde hani düşünün, bunlar tespit ediliyor ve babama işkence yapıldığı belirleniyor ama buna rağmen o 6 polis hakkında takipçilik kararı verdi ve o polisler de hani avukatımızdan aldığımız bilgiye göre de o polisler şu anda yurt dışında. Hatta babama ceza veren askeri hakim Mehmet Soykan, hani 28 Şubat yönetmeni olan Hasan Karadayı'nın hani adamlarından bir tanesi diyebilirim. Çünkü kendisi babama gülerek, kahkaha atarak önce diyor ki sana idam verdim. Akabinde tekrar gülüyor, şaka şaka hani sana 36 yıl ceza vereceğim. Pisi pisine gebereceksin cümlesini kurarak babama bu cezayı veriyor. Hatta mahkemede hani babam o zaman köydeydi. Çiftçiler geliyor, babamın tanıdıkları falan geliyor. Ya diyor, Fikri Boylu o zaman bizimle köydeydi, bizimle birlikte çift sürüyordu. Bizim yanımızdaydı. Fikri daha hani daha çocuk, daha lise öğrencisi, daha 22 yaşında. Hani bu olaylar tarihinde daha hani Fikri bizimleydi, çift sürüyordu diyorlar. Ama hakim bağırıyor, Mehmet Soykan bağırıyor, askeri hakim bağırıyor, diyor ki hani susun. Hani susun, hiçbir şey söylemeyin. Peki. Yoksa hani mahkeme saygısızlık yapmaktan size kamu davası açar, size hepinizi içeriye atarım diyor. Bu şekilde onlar da babamın lehine kullanılmıyor. Ve yani tamamen tiyatro, tamamen senaryo bir şekilde babam cezaevine giriyor.
36 yıl ceza aldı. 21 yıl hala da içeride. Yani şu anda benim %99 felçli kardeşim var. Bu da 20 yaşında. Ben de 20 yaşındayım. Yani doktorlara göre zaten Yahya kardeşim sürekli havale geçiriyor. Sürekli baygın, sürekli böyle hastane biçare bir durumda. Hani bizim korkumuz hani ona bir şey olmaması. 2 senedir de görüşüne gidemiyor babamın hani durumundan dolayı. Hani çok rahatsız kendisi. Hani bizim buradan yetkililerden tek isteğimiz hani fikri boylu gibi olan insanları suçsuz sebepsiz yere iftiralara maruz kalarak bu FETÖ'cülerine eski ismiyle JİTEM'cilerin, yani bunlar zaten ortaklar. Bugün hani her şey kayyuma çıktı, her şey göz önüne çıktı. Yani biz yıllardır yani 12-13 senedir yıllardır sürekli yeniden yargılama talebiyle mahkemelere başvuruyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyoruz, Yargıtay'a başvuruyoruz. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruyoruz. Hani buna rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeksizin başvurularımız tam hani teker teker reddedildi. Peki. Hiçbir gerekçe gösterilmiyor. Çok teşekkürler Hüseyin Boylu. Çok geçmiş olsun. Aktardığın önemli noktalar var. Onlar üzerinden konuşacağız. Zaten son bölümde de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu 28 Şubat dava sürecinde mağdur olan müebbet cezayla mahkum edilen insanların nasıl bir süreçten geçtiğini daha iyi anlayacağız galiba. 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte sorayım. Hem Fatih Kaplan'ın söyledikleri hem de az önce Hüseyin Boylu'nun aktardıklarından yola çıkarak ne görünüyor? Şimdi 15 Temmuz sürecinde özellikle yani Allah rahmet eylesin derim, şehit Halil Kantarcı'nın meselesi gerçekten bu mevzulara bakış açıları noktasında çok çok olumlu değişikliğe sebebiyet verdi. Bizim aldığımız duyumlar da bize yapılan dönüşler de o şekilde. Çünkü, onun hikayesini anlatır mısın? Tabii oraya geleceğim. Bu sistemin çarpıklığını anlatmak adına. Biz gerçekten bir kahramandan bahsediyoruz şu anda. Ama bize göre kahraman olan şahıs maalesef hukuk sistemi açısından yani terörist olarak ifade ediliyor. Şimdi bunu çürüteceğiz çok basit bir şekilde. Hiç çaba da sarf etmeyeceğiz yani. Şehit Halil Kantarcı 17'sinde idam cezası almış biri. Doktor mu katletmiş? Öğretmen mi katletmiş? Polis mi katletmiş? Aldığı bir insan canı yok. Sadece onun değil. İPTA yargılamalarında alınan herhangi bir can yok. Bakın bu ispatlansın. Ben bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Mesleğimi bırakacağım. Alınan bir can falan yok. Ne yapılıyor? Türlü türlü kumpaslar. İdam cezası veriliyor Halil abiye. Daha sonra yaş küçüklüğünden ceza indirimi yoluna gidiliyor. Değişen yasa gereği tahliye ediliyor. Bakın 17'sinde idam verilip 10 sene cezaevinde yatırılan bir insan tahliye olduktan sonra devlet için neler yapıyor? Bakın devlete düşman olmuyor. Öyle Sezer'in affettiği, yani daha da sonradan yine terör eylemlerine devam eden mahkumlar gibi değil. Kendine bir hayat kuruyor. Evleniyor. İşini kuruyor. Çoluk çocuk sahibi oluyor ama fikri mücadelesine devam ediyor. Bandırma'daki isyan davası sebebiyle yargılanıyordu. Bakın isyan davası dediğime bakmayın. 15 Temmuz gecesinde Halil abiye G3 mermisi gelince insanlar ya nasıl olur bu falan dediler. Aslında İPTA camiasına mensup insanların G3 mermileriyle tanışıklığı çok daha öncelerine gidiyor. Neden yapıyorlar bunu? Nasıl oluyor bu hadise? Metris ve Bandırma isyanlarında yine orada katledilen iki kişi söz konusu. Halil abi. Halil abi tahliye olduktan sonra dediğim gibi yuvasını kuruyor, işini kuruyor, çoluk çocuk sahibi oluyor, mücadelesine devam ediyor. Ama 15 Temmuz gecesi bu vatan için şehit oluyor. Sorulacak soru çok basit. Yani terörist dediğiniz bir adam nasıl oluyor da bu vatan için şehit oluyor? Yani anayasal düzeni bozmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan, idama mahkum edilen biri 15 Temmuz darbe gecesi, evet. O girişim gecesi, ayaklanmanın yaşandığı gece sokağa çıkıyor tanklara karşı. Ve orada şehit oluyor. Avukat Abdullah Özbek, benim mesleki anlamda da büyüğümdür. Kayserili bir avukat abimiz. Onunla beraber ve avukat Hasan Ölçer, yine avukat Güven Yılmaz'la beraber yürütülen bir mücadele neticesinde biz o Halil abinin isyan etmekle iddiasının söz konusu olduğu dava hakkında yeniden yargılama kararı aldık. Bakın 300'e yakın dilekçe var dosyada. O dosyada için ilk duruşmasında Halil abi de gelmişti Bandırma'ya. Sormuştum ben ona.
Şimdi Halil abi, aleyhe bozma yasağı da var. Hani ya buradan daha fazla ceza çıkarsa diye. Biz dedi itibarımızın peşindeyiz. Bize çektirilen her günün intikamını alacağız diye. İtibarının peşine düştü. Dünyevi, haklı olarak dünyevi itibarının peşine düştü. Allah ama şehit payesi aldı. Makamın en büyüğünü nasip etti. Bakın peki, bu İslami hareket, yine Hizbullah dosyaları, İPTA dosyaları, İslami camiadan alınan tüm kişilerin hepsine birer Halil Kantarcı olarak gözüyle bakabilirsiniz. O potansiyel var onlarda. Yeter ki imkan verilsin. Ama şöyle bir durum var. Bu 15 Temmuz'un hayır getirdiği meselelerden biri olarak görüyoruz. Ben bu anlamda bir yasal düzenlemenin yapılacağına da tüm kalbimle inanıyorum artık. Yani 15 Temmuz bir milat oldu. Bu İnşallah Halil abi ona vesile olacak diye düşünüyorum. Şimdi oraya söz gelmişken arkada isimler var. Örneğin Sivas davasında, İbdacı davasında, Noel Baba davasında, siz Bandırmayı farklı davaları da başka ifade ettiniz. İslami Hareket davasında şimdi da bu hakimler burada, var. Buradaki isimler savcı veya hakim. Hakim değil mi? İki gruba ayırırsak hem savcılar var hem hakimler var. Oraya bir odaklanalım. Oradaki isimler özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kimileri tutuklandı, kimileri firardı. Örneğin Celal Kara o isimlerden biri. 17-25 Aralık sürecinde de başrolde olan isimlerden biriydi. Bu isimlerin tutuklandığı ve FETÖ yani Fethullahçı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma var. Kimileri gözaltında, kimileri aranıyor. O halde bu neye işaret eder? Şimdi tabii şunu da, burada tespit edilemeyen isimler de var. Çünkü 28 Şubat yargılamalarının tarihi eski. Yani bunlar şu anda mevcut hakim veya savcıların isimleri. Ama geçmiş dönemde de karar veren ve görevde olan hakim ve savcılar da var ki biz... Bunlardan bir kısmı bu, geçmişte ismi, de karar ismi, vermediler mi? Geçmişte de veren var ama daha sonra emekli ayrılanlar da var. Çünkü biz örgütsel davalarda dindar kimlikli bir hakim olduğu zaman ondan daha çok çekinirdik. Çünkü daha fazla ceza verme taraftarı olurdu. Yani bunu bir Müslüman olarak insan utanıyor ama sol görüşlü biri olduğu zaman ha belki lehe en azından hukuki bir karar verir diye düşünürdük. Avukat olarak bakış açımız buydu. Bu hakim ve savcıların bir kısmı tespit edildi. Celal Kara İslami Hareket davasında, İbda davasında pek çok davada iddianame yazan bir savcı. İşte Fatih Gündoğdu, yine benzer Dilek Kösem, en son aktif olarak 11 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevliydiler. Ve hem İslami Hareket hem İbda hem de başka pek çok ismi olan davalarda yer alan hakimlerdi. Bunların FETÖ ile irtibatı aslında bize şunu gösteriyor. Şimdi bir, o dönemdeki hakim savcıların tamamının briefingli olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Yani Kemalist sistemden, darbeci zihniyetten bir briefing aldılar, bir emirler aldılar ve o emirler doğrultusunda kararlar vermeye başladılar. Dolayısıyla bir yerlerden talimat alıyordular. Gizli olan, kripto olanlar da kendi abilerinden, üstadlarından muhtemelen emirler alıp kendi kimliklerinin de şifre olmaması için azami gayret gösteriyorlardı ve verdikleri hükümler daha ağır oluyordu. Çünkü kendilerini gizlemek adına karşılarındakini acımasızca ceza vermeleri söz konusu olabiliyordu. Yani bir nevi yansıtma dediğimiz. Yansıtma dediğimiz halise. Kendisini izole etme. Yani dolayısıyla bakın benim dindarlarla bir işim yok. Yani en acımasız cezaları verebiliyor. Bunlar yaptı dedirtmek. Evet. Yani dolayısıyla aynı zamanda kendi camiasını da onlardan uzak tutmak, onları sistemden dışlamak, törpülemek ve kendisini alan yaratmak. Çünkü 28 Şubat'ta öğrenci eylemlerinde de, başörtüsü eylemlerinde de bu olmuştu. Başörtüsü Fıruat'tır. Hamza Bey bir şey söyleyecek. Bir başörtüsü Fıruat'tır deyip başörtülü öğrenciler okullardan çekilince, eylemlerden çekilince bir cemaat okullarda, işte FETÖ'nün yapılanmasına mensup olanlar, onlar okullarda önleri açıldı. Çünkü onlar başlarını açıp hem kamuda hem üniversitelerde yerler işgal etmeye başladılar ve bugüne kadar gelen sürecin de göstergesi bu. Şimdi 28 Şubat'ta türlü kumpaslarla sonu başından yargılamalar bitirildi. Bu insanlar cezaevine götürüldü. Belirli bir kesimden sonra özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesi, o değişen şartlarla normalleşme sürecine geçildi ki bunun en bariz örneği de mütefekkir Salim Mirzabeyoğlu'nun dosyası. Metin Çetinbaş'ın verdiği karar aynen şu şekilde.
herhangi bir vermiş olduğu eylem talimatı tespit edilemese de lidersiz örgüt olmayacağından, düşünülemeyeceğinden vesaire uygun görme anlamında bir örgüt lideri olarak idam cezası verilmiş. Hani her ne kadar idam fiilen uygulanmasa da anladım. Salih Mirzebeyoğlu hakkında idam cezası verildi ama 80. sıradan 5. sıraya geçti şeyi. Ben 2 dakikada çok kısa şuna değinmek zor. Ya sürem azaldı. 2 dakika. Şu soruyu sorayım onunla bağlı o zaman. 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı ya şimdi. Evet. Hadiseden sonra bu isimler ortaya çıktı. Evet. Bu yeniden yargılanmaya bir vesile olacak mı? Şimdi onu söyleyeyim ben. CMK 311'de hükme katılan hakimlerin görevlerini yaparken kusur da bulunmuş olmaları yeniden yargılamayı gerektirir demekte. Yani daha fazla ceza alacakken daha az ceza alacak minvalinde. Hani beraat edecekse ya da. Şimdi normalde bu bakış açısı çok önemli. Neden bakış açısı çok önemli? Mesela Salih Mirzebeyoğlu hakkında yeniden yargılama kararı alındı. Örgüt lideri olduğu iddiasıyla. Üyeler hakkında biz talepte bulunduk. Mesela 11. Ağır Ceza Mahkemesi çok önemli. Mehmet Fatih Gündoğdu ve Dilek Kösem'in yer aldığı mahkeme. Orada İslami Hareketi'nin de dosyaları mevcut. İptanın da yoğunluklu olarak dosyaları mevcut. Talep reddedildi. 12. Ağır Ceza Mahkemesi itiraz olarak kabul etti. Ama Dilek Kösem ve Mehmet Fatih Gündoğdu'nun çabalarıyla hiçbir yargılama dahi yapılmadan bu dosyalar reddedildi. Bakın bunlar hali hazırda Fethullahçı terör örgütünün üyeleri konumunda. Savcı Zekeriya Öz, Celal Kara... Bakın bu insanlar burada mağdur. Yakınları cezaevinde ama bu insanlara mağdur eden, müebbet ve idam cezası veren hakim ve savcıların, yani Fethullahçı hakim ve savcılar hangi fare deliğinde belli değil. Ya artık bu çelişkinin bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Peki. Yani. Son sözü ben sizlere bırakacağım. Yaklaşık 5 dakikalık bir süre var. Hem ne talep ettiğinizi bir kez daha ifade etmenizi isteyeceğim hem de değinmediğimiz, hani şunu da söylememiz iyi olur dediğiniz bir husus varsa onu da hatırlatalım. Seni Hanım. Ben kendim ve Yusufi aileler adına diyeyim ki şu FETÖ'cü savcı ve hakimlerin mağdur ettiği bu Yusufi Müslümanlara bir yeniden yargılasınlar. Yeniden onların dosyaları bir açılsın. Görecekler ki gerçekten bu insanların gömlekleri arkadan yırtılmış. Zulme uğramışlar. Zalimin zulmüne uğramışlar ve zindanlara atılmışlar. Bunlar gerçekten topluma ıslah edici insanlardırlar. Ve bunlar tekrar yargılandığı zaman dışarıya çıksalar bile gerçekten bu insanlara çok faydalı olacaklar. Topluma çok faydalı olacaklar. Çünkü hepsi orada Allah dostu. Hepsi Allah'ın dostuyken içeri girmişler. Orada alim olmuşlar. Orada seyda olmuşlar. Daha da kendilerini geliştirmişler. Ve bu insanlar dışarı çıktığı zaman İnanın ki belki dışarıda kötü şeylerin olmaması artık hepimizin gözdesi olacak yani. Sürekli hepimiz, kitap okuyorlar galiba. Sürekli Kur'an'la meşguldürler, namazla, niyazla, gece namazlarıyla artık bunlar gerçekten görülmelidirler. Bunlar tekrar yargılanmaları lazımdır. Özellikle hasta olan mahkumlara bir kapı açılması lazımdır. Bunlar gerçekten orada gün gittikçe eriyorlar. Ben eşimi de söyleyeyim, ben gün gittikçe ben gidiyorum görüşüne. Yani bir 2 yıl önceki fotoğrafını, şimdiki fotoğraflarını yan yana getiriyoruz ya da şimdi yanına gidiyoruz. Daha da erimiş, yani kalmamış gözümüzün önünde. Gün gittikçe onların eridiğini görmek de bir işkence türü olsa gerek. Ve biz bunları hep müşahede ediyoruz, hep görüyoruz. Gün gittikçe gidiyoruz, onu cezaevinde görüyoruz. O da bizim için bir ceza gibi geliyor bize. Özellikle diyoruz devlet büyüklerimizden isteğimiz odur. Siz Müslüman insanlarsınız. Bu insanlar Allah için oradadır. Zulme uğramışlar. Onlara hayırlı bir kapı Allah'tan açılacak. Onlar Rablerinden bekliyorlar. Ama gelin bunu siz yapın. Yani bu güzelliği siz yapın ki o insanların duasını alın. O çoluk çocuğun duasını alın. Bu zalim FETÖ'cülerin bu Müslümanları içeri attıktan sonra bu anneler, eşler, çocukların bedduasıyla ne hale geldiklerini görüyorsunuz. Onların ahı yerde kalmadı. Elhamdülillah herkes müşahede etti ve gördü yani o FETÖ'cülerin, o annelerin, o kardeşlerin ettiği o bedduaların onları ne hale getirdi. Ve biz biliyoruz ki Rabbimiz diledikçe onlar orada çıkacaklar. Gelin bu güzelliği siz yapın. Çünkü siz Müslüman insanlarsınız. Alnınız secde görmüş. O insanlar da sizin gibi insanlardır. Yani bunlara bir kapı aralayın ki o sevaba siz nail olun yani.
ki peki, o insanların duasını alın. Gerçekten yani bu annelerin, bu eşlerin, çocukların bedduasına kalmayın. Onlar gerçekten Allah-u Teala yani mazlumun yanındadır. Mazlumun bedduası ve duası peki, asla geri çevrilmez. Buket Hanım. Ben de bütün Sivas mağdurları adına konuşayım ve eşim adına. Öncelikle eşimle gurur duyuyorum. Onun her zaman arkasındayım. Bunu biliyor kendisi, çocuklarım ve ben. Biz de yeniden yargılanma istiyoruz. Dosyalar açılsın istiyoruz. İade-i itibar istiyoruz. Geçtiğimiz 24 yıl onların olsun. Biz acısıyla tatlısıyla bekledik. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Biz hep o günü bekledik. Semih arkadaşımızın dediği gibi orada eşim bize her zaman şunu söylüyor. Burası Yusuf Aleyhisselam medresesi diyor. Biz aslında seçilmiş kullarız diyor. Sakın imtihanı kaybetmeyin diyor. Yani bizim onu teselli vermemiz gerekirken o bir saatlik sürede o bize teselli veriyor. Dediğim gibi Rabbime binlerce şükür. Hiçbir zaman başımız eğilmedi bizim. Her zaman dik çocuklarımın ve benim. Gurur duyuyorum eşimle ve diğer arkadaşlarımızla. Benim de tek ricam büyüklerimizden, özellikle Cumhurbaşkanımızdan, Allah rızası için bu mağduriyetlerimizi gidersinler. Çok zor günler geçirdik. Yani onu günler, programlar, aylar yetmez. Bunu anlatmaya kalksak. Ben eşime de diyorum bu çektiklerimizi aslında bakın şu an ekranda görünen, kucağındaki çocuk olan o arada 5 yaşındaydı. Şimdi oğlum 29 yaşında, büyük oğlum 30 yaşında. Bir oğlum doğmamıştı bile. O da Semiha ile aynı kaderi paylaşmıştık. Bunun hesabını kim verecek bilmiyorum. Ama dediğim gibi biz sadece yeniden yargılanma istiyoruz. Biz hiçbir zaman genel af istemedik. Çünkü af suçluya verilir. Dosyaların hakkıyla incelenip onların peki, evlerine dönmesini istiyoruz. Bir de şer cümleyle size de şey, üstad buyurun. Tabii şimdi dosyalara baktığımızda 28 Şubat yargılamalarının pek çoğunda işkence raporları var. 15 günlük, 30 günlük uzun gözaltı sürelerinden sonra cezaevinde kaldıkları 15 gün sonrasında, yani yaklaşık 30 gün sonrasında alınan işkence raporları var. Bu işkence raporları dosyalarda olmasına rağmen hakimler ve yargıçlar, yani hem yerel hakimler hem de Yargıtay bu cezaları verdi. Ama şimdi bu raporlar var. Hakim ve savcılar görevden alındı. Terörist diye yargıladıkları hakim ve savcılar şimdi terörist diye kendileri görevden alındılar. Briefing'den çıkmıştı o hakimler. Yeniden yargılama yolunun açılması gerekiyor. Buna ilişkin aslında yöntemler var. Bireysel başvuru yolu açılabilir. Yöneticilerin bu konuya duyarsız kalmaması gerekiyor. Hukukçuların da cesurca ve mevcut delilleri değil, yani üretilmiş delilleri değil, peki, gerçekten dosyadaki delilleri sağlayarak gözden geçirerek çok karar vermesi gerekiyor. FETÖ'cü hakim ve savcıları ihraç kararı HSYK tarafından verildi. 61 sayfalık bir gerekçesi mevcut. Özellikle 6. sayfası bağlamında değerlendirildiğinde yeniden yargılama için yasal düzenlemeye falan gerek yok. Çok net bir şekilde söylüyoruz. FETÖ'cü hakimlerin hangi kumpasları kurdukları, yargılamalara nasıl müdahale ettikleri çok ortada. HSYK'nın ihraç kararı tüm hakimler tarafından dikkate alınmadı. Ben şunu da çok kısa bir şekilde söylemek istiyorum. Hakimlerin ideolojileri, düşünceleri olmayabiliyor. Siyasi düşünceler. Hani yok deniliyor ama biz bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela ülkücü hakimlere çok rahat bir şekilde derdinizi anlatabiliyorsunuz. Kemalist hakimin damarını yakalarsanız bir şeyler anlatabiliyorsunuz. Ama FETÖ'cü hakimlere hiçbir peki, şekilde bir şey anlatamıyorsunuz. Sadece yeniden yargılanmayı istiyorlar değerli seyirciler. 28 Şubat mağdurları, mahkum edilen, müebbet hapis cezasına maruz kalan insanların hikayelerini bu akşam TV.net'te özel yayınla ekranlara taşıdık. Pek çok ismi ağırladık, gerek telefonla gerek stüdyomuzda. Avukatlar Hamza Uçan ve Mehmet Alagöz, çok teşekkürler katkı ve aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Ve eşleri şu an cezaevinde olan, 20 küsür senedir cezaevinde mahkum edilen mağdur o insanların eşleri, Yasin Demir'in eşi Semiha Demir, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine Bülent Düyenci'nin eşi Buket Hanım, size de çok teşekkürler. Aktardığınız bu bilgiler ve yaşanmışlıklar doğrultusunda aktardık. Yine yayınımızda
Kevser Çakır Demir de Derdest belgeseline imza attı. Kısa bir süre sonra o da Fatih'te 24 Eylül'de yayımlanacak. Tüm bu süreçleri anlatan önemli bir kaynak, önemli bir belgesel. Yine telefonla bağlantılarla katılan isimler var. Örneğin Mukaddes Özdemir, Mehmet Selim Özdemir'in nişanlısıydı. Yine Metin Kaplan'ın oğlu Fatih Kaplan, Hüseyin Boylu, Supi Özbilen, Mehmet Soytürk ve yine Fatih Kaplan. Çok teşekkür ediyoruz ve süremizin sonuna geldik. 28 Şubat mağdurlarına bir alan açma adına, onların seslerinin duyulması ve yeniden yargılanma süreci adına bu önemli özel yayınla karşınızda olduk. İyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.